Mutlu günler, mutlu haftalar efendim. A Spor ve A Spor Radyo ortak yayınında spor ajansıyla karşınızdayız yaklaşık 2 saat boyunca. Gündemin öne çıkan tüm spor haberlerini stüdyoda konuklarımızla birlikte değerlendireceğiz. Selahattin Kınalı bizimle birlikte. Hoş geldiniz Selahattin Kınalı. İyi yayınlar olsun. Taner Karaman bizimle birlikte. Hoş geldin Taner. Hoş bulduk, teşekkürler. Öncelikle spor ajansına dünden bugüne taşıdığımız gündem maddeleriyle başlayalım. Haftanın maçında Trabzonspor'la Beşiktaş karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 eşitlikle tamamlandı. Müthiş bir karşılaşmaydı. Her iki takım da performansıyla göz doldurdu mu bunu konuşacağız ama goller Cornelius ve Rozier'den geldi. Aynı zamanda Galatasaray Başkanı Burak Elmas dün açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabından önemli açıklamalardı. Mahkemeye gideceğine dair iddiaları yalanladı. Aynı zamanda Galatasaray'ı dizayn edemeyeceksiniz sözlerini kime söyledi? Tabii bunu da konuşacağız spor ajansında. Süper Lig'in 31. haftasında İttifak Holding Konyaspor Göztepe'yi 3-1 mağlup etti. Ve yeniden ikinci sıraya yükseldi. Fenerbahçe'den koltuğu devraldı. Avrupa Güreş Şampiyonası'nda son günde Grekoromen Stil 60 kiloda Kerem Kamal ve 67 kiloda ise Murat Fırat altın madalya kazandı. Aynı zamanda Burhan Akbudağ kısa Avrupa üçüncüsü oldu. Güreşçilerimiz harika bir Avrupa şampiyonası geçirdiler. Bu arada onların da yurda dönüşünü takip ediyoruz. Spor ajansının içerisinde sizinle buluşturacağız güreşçilerimizin açıklamalarını. Selahattin Kınalı, dünün maddeleri dünden bugüne taşıdığımız günden bu şekilde kısa bir yorum alayım sizden. Ya sen şimdi Konya Göztepe 3-1 dedin galiba. Ben de dedim ki 3-0 özür dilerim. 3-0 dedim, onu düzeltelim. Ben mi yanlış hatırlıyorum yoksa hani Göztepe adına şeref sayısını attın. Belki atsan güzel olur. Evet. Ya dünden kalan ne? Trabzonspor Fenerbahçe Beşiktaş maçına herkes odaklanmıştı haliyle. Beşiktaş 3 puan alamadıysa ya da Trabzonspor 1 puan kazandıysa bunu Siopis'e borçlu. Siopis tek başına bütün Beşiktaş'la mücadele etti. Bir de Larin'in 70. dakikada oyuna giren Larin'i oyundan attırdı. Larin'in içine düştüğü durum hiç şık değildi ama Larin'in yerinde herhalde oyun maçı arkadaşlarla birlikte izledik. Hangimiz olsak sanki öyle kene gibi yapıştı ki kendimizi tutamayıp o hamleyi yapardık gibi geldi bana. Yani dünden kalan Larin üzüntüsüyle Siopis'in Trabzonspor'a 1 puan kazandırması. Bende kalan o oldu. Taner, sana da sorayım hemen dünün tabii notlarını. Ki. Şöyle, birincisi futbol değil sadece spor adına da Rıza Kayalp'in başarısı da yine bizim için çok kıymetliydi. Ama futbolda tabii Trabzonspor Beşiktaş maçı haftalardır beklenen ki benim belki birkaç ay öncesinde şampiyonluk maçı olabilir diye beklediğim bir karşılaşmaydı. Seyir zevki olarak güzel bir maçtı. Beşiktaş'tan beklediğimden çok daha fazlasını gördük. Burak Elmas'ın söylemleri keza yine günün tartışma yaratan ve merak uyandıran söylemleriydi. Dolu dolu bir hafta sonunu aslında geride bıraktık diyebiliriz. Evet, bu arada tekrar hatırlatalım, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda güreşçilerimiz yurda dönecekler. Onları da karşılayacağız. Spor Ajansı içerisinde Burak Elmas'ın açıklamalarını da yine muhabir arkadaşımız Emre Kaplan'a soracağız. Özellikle bu sözleri Galatasaray'ı dizayn edemeyeceksiniz sözlerinde. Orada verdiği mesaj kimeydi? Bunları da stüdyomuzda konuşacağız. Spor dünyasında bugün de diyeceğiz tabii. Saat 14'te Türkiye Futbol Federasyonu Kulüpler Birliği ve yayıncı kuruluş bir araya gelecek. Şöyle bir maddelerimiz ekrana gelsin bakalım. Viva'da kritik zirve dedik başlığımıza. Saat 14'te Selahattin Kınalı, Taner Karaman çok kritik bir görüşme gerçekleşecek ve bu görüşmenin tüm detaylarını buluşturacağız izleyenlerimizle, dinleyenlerimizle. Aynı zamanda Spor Toto Süper Lig'de 31. hafta kapanış maçları bugün oynanacak. 20.30'da başlayacak. Medipol Başakşehir Öznürk Abla Yeni Malatya Spor'la, Atakaş Hatayspor Adana Demirspor'la kozlarını paylaşacak. Artık 31. haftayı geride bırakırken tabii gözler 32. haftaya çevrildi. Yine bir derbi mücadelesi bizleri bekliyor. Fenerbahçe Galatasaray'la karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertliler Galatasaray derbisinin hazırlıklarını sürdürürken Galatasaray'da da özellikle Kerem Aktürkoğlu'nun durumu netlik kazanacak bugün. Gelen bilgileri de sizinle paylaşacağız. Devam edelim diğer sayfayla. Beşiktaş 11'de siyah beyazlı ekip Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına başlayacak. Trabzonspor da yine aynı şekilde
artık gözünü yeni haftaya dikti. Borca Mavili takım Gaziantep Futbol Kulübü maçı hazırlıklarına başlayacak. Aynı zamanda Nezih Alkış bugün son yolculuğuna uğurlanacak. 13.30'da Alkış öğle namazının ardından Zincirlikuyu mezarlığına defnedilecek. Biz de bir kez daha Aspor ailesi olarak merhum Allah'tan rahmet yakınlarına, ailesine, sevenlerine ve spor basınına bir kez daha başsağlığı diliyoruz. Ceyda, Nezih Alkış benim Hürriyet gazetesinde stajyer muhabir olarak başladığım dönem. Nezih abi bizim spor müdürümüzdü. Çok kalender, çok babacan bir spor müdürüydü, insandı yani. Benim açımdan da ayrı bir şeyi var. Yani yayında olmasam namazına katılacaktım, katılamıyorum. Çok üzgünüz, ruhu şad olsun. Ah. Onun gibi o kuşaktan belki son temsilcilerinden biriydi. Yani babacan, gazeteciliğin ilkelerine sadakatle sahip çıkan, gençlere de işte kalemini kır ama satma şiarını geçirmeye çalışan o duyguyu, çok kıymetli bir adamdı. Ruhu şad olsun. Bir kez daha sabırlar diliyoruz. Basketbolda Euroleague'de Fenerbahçe Beko beklentilerin uzağında kaldı bu sezon. Bugün 20.45'te Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek. Ve Avrupa Güreş Şampiyonası'nda ikinci olan Greco-Romen Milli Takımı Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu ve madalya kazanan milli sporcuların yer aldığı kafile yurda dönecek. Ajanslara düşen başlıklar bu şekildeydi. Gelin bizler de değerlendirmelerimize başlayalım. Haftanın ilk spor ajansında yoğun bir gündemle başlıyoruz. Taner Karaman ve Selahattin Kınalı ile birlikte. Tabii düne giderek başlayacağız. Dün Trabzonspor evinde Beşiktaş'ı konuk etti. Karşılaşmanın özet görüntüsünü hatırlayalım, izleyelim. Sonrasında başlayalım. Evet, mücadelenin 90 dakikası bu şekilde tamamlandı. Üzerine konuşacak çok fazla detay var. Bir tarafta yeni teknik direktörüyle, yeni sistemiyle sahada olan Beşiktaş ne yapacağı hepimiz için soru işaretiydi. Diğer tarafta ilk yarı performansı ve ikinci yarı performansı birbirinden biraz farklı Trabzonspor. Nasıl değerlendirirsiniz karşılaşmanın 90 dakikasını genel hatlarıyla? Selahattin Kınalı, sizinle başlayalım. Ya, dün maç önlüğü yayında Siopisti tek orta sahayı duyunca, hani Ömür ve Bakasetas da var ama hani top çalacak olan, rakiple mücadele edecek olan tek başına Siopisti yetmez. Hocanın ya sağ bekte başka bir alternatif, işte Serkan Hasan'ı koyup Dorukhan orta sahaya çekmesini bekliyordum ben, ya da yine Dorukhan sağ bek, Berat orta sahaya atar diyorduk. Hiçbirini yapmadı hoca ve oyun şeye döndü. Gezzal, Rozier işbirliğiyle ortaya çıkan kombinasyonlar, hepsi de neredeyse hepsi çok başarılı kombinasyonlar ve onları önlemeye çalışan bir garip Siopis. Siopis müthiş bir mücadele örneği gösterdi. Oyunun sınırları içinde kalmak kaydıyla, yani sarı kartı görmek uğruna işte Larin'i oyundan attırdı mesela, ki o sırada Beşiktaş ritmini tutturmuş ve ikinci golü de atacağını çok belli ediyordu Beşiktaş. Zaten oyunun hakimiydi. Larin yani, orada kendini kontrol edebilseydi. Ya kimse edemiyor işte. Ben de düşünüyorum, kendimi Larin'in yerine koyuyorum. Ben de edemeyebilirdim yani. Kimse Larin'e kızmak doğru değil bence. Tabii yapmaması daha profesyonelce olurdu ama işte Larin aslında profesyonel de bir oyuncu. Sözleşme görüşmelerinden, milli takım performanslarından filan bunu da anlıyoruz yani. Larin gibi bir adam bile hani tahammül sınırlarını aştı ve kendisini oyundan attıracak, Beşiktaş'ın da muhtemel bir galibiyetini önleyecek, ki bu galibiyetin şu anlamı olabilirdi Beşiktaş için. Lider takımı Trabzon'da kendi sahasında yenen takım kalan bütün maçlarını kazanırdı. Ona adaydı ve lig ikinciliği için de şansı yine yüksek olurdu. Lig ikinciliği olmasa bile ilk dörtte kendine yer bulurdu ve Avrupa kapısı açık kalırdı. Şimdi Beşiktaş dünkü beraberlik sonrası matematiksel olarak Galatasaray'dan sonra Beşiktaş'ın da şampiyonluk ihtimali kalmadı. Evet. Matematik her zaman devam imkanı olanağı veriyordu. Ve onun dışında Beşiktaş ilk dördün dışında kalma tehlikesini yaşıyor şimdi. Yani dünkü maç hani Trabzonspor açısından kazanılmış bir puandır. Çok doğru. O anlamda kıymetli ama Beşiktaş açısından çok da önemli bir maçtı aslında. Yani Beşiktaş'ın kendi içinde bu önemi kavramış bir bütünsel yapı içinde sahaya çıktığını gördük zaten. Yani her şeyin farkındaydılar. Bu maçı kazanamazlarsa önümüzdeki sezon Avrupa kapısının kapanabileceğinin bilincindeydi Beşiktaş. O yüzden çok iyi hazırlanmıştı. Abdullah Avcı'nın takım tercihindeki bana göre hatalarla da Beşiktaş daha 15. saniyede gol arıyordu ya Trabzon kalesinde. Niye?
Gezal ve Rozi'ye hiç beklemedikleri kadar geniş bir konfor alanı buldular. Niye? Orada Trabzonspor'un sol bekinde Poaş. Şunu da söyleyelim. Poaş'ı ilk gördüğümüz zaman futbolcu olduğunu söyledik hep. Halen futbolcu denir yani. Trabzon diliyle söyleyelim. Adam futbolcu. Evet futbolcu Poaş ama asla Trabzonspor'un ilacı olamayacak bir sol bek. Çok dağınık. Dün Rozier'in attığı golde de yani o duruş pozisyonu. Amatör kümede bir oyuncu o şekilde adamını kaçırsa bir daha kadro göremez yani. Trabzonspor'un Poaş düş kırıklığının yanı sıra bildiğimiz, alışkın olduğumuz Vakame savunma eksikliklerinden de kaynaklanan evet. bir Beşiktaş sağ kanat örgüsü işledi. Yani Gezal istediği her şeyi yaptı ve takımının kazanması için de bir orta saha, bir işte 10 numara ne yapması gerekiyorsa hepsini başarıyla yaptı. İşte şanssızlık oldu, penaltı kaçtı. Arbudu sapı, üzümü çöpü. Beşiktaş kazanabileceği bir maçı kazanamadı ama bunda Beşiktaş'ın çok iyi hazırlanmış olmasının yanı sıra bana göre Trabzonspor'un orta sahayı Beşiktaş'a teslim etmesinin, daha oyunun en başında teslim etmesinin de payı büyüktü. Ve tabii birçok şeyi bir araya gelince bir bütünü yorumlayabiliyoruz hatası ya da sevabıyla. Abdullah Avcı da oyun başında ne Bakasetas'ın bu kadar silik, evet. ne Canini'nin, Vakame'nin bu kadar etkisiz olabileceğini öngöremezdi. Ama işte benim gibi işte başkalı birçok kişi de bunu söyledi. Tek başına Siopis'te Beşiktaş'ın orta sahasına direnmen zor. Bir pozisyonda yani gül isim geldi. Siopis, Josef'le hava topuna çıktı ya. Ya o çıkıyormuş gibi yaptı. Josef oldu yerden vurdu yani. Buna mahkum etmemesi lazım hocanın Trabzonspor'u. Evet. Çünkü oyun yeterli kadro derinliği var. Deni koyabilecek, oynatabilecek oyuncuların var. İlk yarıyı bu şekilde bitirdin. Diyelim olabilir. Bir kurgun vardı. İşlemedi. Olabilir. Gayet doğaldır. İkinci yere bir hamle yapıyor. Hamle yani Cornelius girdi bir gol attı. Faydalı da oldu ama hamle o değildi. Sen orta sahayı kaybetmişsin. Orta sahayı kazanman lazım. Bunların hepsini detaylı konuşalım. Bir giriş yaptık. Hemen Taner'e de sözü vereyim. Taner de mi? Ben de buradayım. Taner de stüdyomuzda. Peki Taner, sana da sormak istiyorum şimdi. Özellikle Beşiktaş cephesinden baktığımızda Selahattin Kınalı kazanabileceği bir karşılaşmayı kaybetti Beşiktaş ifadesini kullandı. Doğru. Yeni teknik direktör Valerian İsmail'le özellikle üçlü savunmayla sahada olacak olmasını Beşiktaş'ın hep sorguladık hafta içerisinde. Ama sahada öyle bir Beşiktaş izledik ki özellikle Gezal'ın performansı ki Gezal dün aynı zamanda iç koridorda kullanıldı. Valerian İsmail tarafından. Dolayısıyla ilk yarısı tamamen neredeyse Beşiktaş'ın kontrolünde. İkinci yarısı ama korakor bir mücadele. Her şey vardı ama kazananı yoktu karşılaşmanın. Doğru. Şöyle aslında bu takım Önder Karaveli döneminde kötü oynayan bir takım mıydı aslında? Oradan başlamak lazım. Değildi. Önder Hoca döneminin bu ligin en fazla pozisyona giren takımı da lig genelinde en fazla pozisyona giren, en fazla kaleciyle karşı karşıya kalan, en az kaleciyle rakibi karşı karşıya bırakan takımlarından bir tanesi de Beşiktaş'tı. Aslında Beşiktaş'ın oyunu zaten 3 aşağı 5 yukarı zaten iyiydi. Valerian İsmail ile birlikte bir kere şu etkiyi çok net bir şekilde göreceğiz. Her teknik adam değişikliği ilk 5 maç takımlara bir ivme kazandırır. Bunun en büyük sebebi şudur. Özellikle sezonun son bölümlerinde teknik adam değişikliği olduysa bir kontrat yenilemek isteyen oyuncular, Beşiktaş'ta çok fazla kontratı biten oyuncu var. İki hocanın gözüne girmek isteyen oyuncular, çünkü bu raporu hoca verecek ve hocanın gözüne girmesi durumunda kontratı uzayabilir ya da vedalaşılabilir. Şu an Beşiktaş'ta birincisi evet şampiyonluk şansı yok ama konferans ligi yani dördüncü sıra için hala ciddi bir şans var. Bunun da verdiği bir motivasyon muhtemelen var. Ve bence dün akşamki bu reaksiyonun en büyük sebebi zaten takım iyi oynuyordu ama bir başka en önemli etken de kontratı biten oyuncu sayısının fazla olması. Kontrat için oyuncular daha fazlasını ortaya koymaları gerektiğini ve Valerian İsmail'in gözüne girmesi gerektiğini biliyorlardı. Bir başka nokta. Artık Trabzonspor şampiyon olacağını ki Abdullah Avcı'nın açıklamalarından artık şunu farkındayız artık ki. Artık resmileşmesi. Gün sayıyoruz diyorlar. Matematiksel olarak kesinleşmese bile artık bu farkın kapanmayacağını hoca bu şekilde ifade ederken oyuncu da çoktan inanmış. Bir kere yani bunun da verdiği bir rahatlık takım üstünde çökmüş durumda. Ve aslında tarihe geçebilecek bir şampiyonluk mücadelesi verebilecekken biraz sürece yaymayı sanırım tercih ediyorlar. Ve dün oynanan mücadelede Siopis olmasaydı
tahmin ediyorum ki Trabzonspor sahadan puanla ayrılması çok zor oldu. Ki önümüzdeki hafta oynanacak yanlış hatırlamıyorsam Antep mücadelesinde Siopis, Bakasetas ve Caneni cezası sebebiyle forma giyemeyecek. Şimdi şöyle, Siopis maç içerisinde 20 tane ikili mücadeleye girmiş, 16'sını kazanmış ve bu oyuncunun oynadığı bölge merkez orta saha. Yani rakibin ayağından top almaya yönelik 16 tane başarılı hamle yapmış. Şimdi buradaki asıl problem ve Abdullah Hoca'nın muhtemelen gün boyu, hafta boyu sorgulayacağı nokta, nasıl olur da Siopis 16 kez rakiple, 20 kez rakiple birebir kalır? Bu başlı başına bir problem aslına bakarsanız. Sizin merkezinizde, yani büyük oranda da o bölgede Siopis o ikili mücadele başarısını göstermese rakip ceza sahasına elini kolunu sallayarak girecek bir Beşiktaş oyuncu grubu olacak. Zaten yine de elini kolunu sallayarak geldiler. Girdiler. Çünkü saha biraz büyük, Siopis her tarafa yetişemiyor. Ve 7 kez de direkt ayağından top çaldı Siopis. Yani hocanın dün akşamki bir puanın tek sebebi, gerçekten tek sebebi Siopis gibi gözüküyor. Ve Siopis'in 16 tane ikili mücadele kazanmasının yanında aslında krizi gösteren başka nokta şu. Ön tarafta Edin Vişka, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Vakeme, Janini beşlisini toplamda kazandı. İkili mücadele sayısı 16. Bu arada ekranda data var. Geldi. Bakın topla Opta buluşma. Verisinde 18 mesela ikili mücadele değeri. Yani normalde Edin Vişka, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Vakeme, Janini beşlisini toplamından da fazla. 76 kez topla buluşmuş. Yani bu değer müthiş bir performans rakamı. Gerçekten müthiş bir performans. Şey, ama buradaki eleştiri noktası Selahattin abi, senin merkezindeki adamın 18 tane ikili mücadele kazanırken önde oynayan Edin, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Vakeme, Janini beşlisi nasıl olur da toplamda 16 tane ikili mücadele kazanır? Burada zaten problem var. Ön taraf çok dirensiz ve savunmaya gelemediği için, savunmaya katkı sağlayamadığı için bütün yük burada Siopis'in üstüne bindi. Ve Siopis'in eğer performansı biraz aşağıda olsaydı Beşiktaş sağdan galibiyetle ayrılırdı. Ya Trabzon'un sol tarafında hani Vakame'yi çok konuşuyoruz. Benim için yani benim futbol algımda, ben bir teknik direktör olsam kenar oyuncularımdan biri Vakame olmaz. Futbol algım değişik. Vakame'nin özel bir oyuncu olduğu gerçeğini değiştirmez bu. Ama Vakame iyi olduğu zaman rakipler için kabus. Kötü gününde ise de takım için kabus. İşte dün kötü gününden bile kötüydü ki Vakame bir önceki maçta da kötüydü. Bilmiyoruz işte, yok sözleşmesini alamadığı için işte kafasında soru işaretleri var. Oyuna konsantre olamıyor falan gibi böyle şeyler var. Onları duyduğumuz zaman bile hani tüylerim diken diken oluyor. Futbol profesyonel futbolcular için böyle şeyler söz konusu olmaz. Olamaz yani, olmamalı. Öyle olduğunu da düşünmüyorum ama ya sonuçta Trabzonspor'un sol tarafı... Her zamankinden farklı bir Vakeme vardı dün saha içinde. Gol sevincinde de. Trabzonspor'un sol tarafı rakipleri için de aynı zamanda bir nimete dönüşebiliyor. Rakip takımlar da farkın. Kayseri Spor da Onur'la Trabzonspor'un sol kanadını koridora çevirmişti. Hatırlayın. Osay Samuel sağ bek pozisyonunda Vakeme'ye karşı performansıyla bir anda sağ beki garantiledi. Yani şapkasından çıkaracak tavşanların hala sayısının bitmemiş olmasını umuyoruz. Trabzonsporlar öyle düşünüyorlar ama bir şapkaya da bir sezon boyunca bu kadar çok fazla tavşan sığmaz. Bence son tavşanını Konya maçında attığı o inanılmaz golle kullanmıştı Vakame. Yani başka türlü bir faydalanma modelini geliştirmek zorunda Trabzonspor ve teknik direktörü Vakame'den. Geliştiremiyorsa da Kouassi diye bir adam aldın ya, onu dene. Yani hoca İlk yarı bitiminde çıkardı Vakame'yi. İlk kez böyle bir şey oluyor. Hocayı tebrik ederiz. Bir yanlışını gördü ve aldı. Ama ilk yarı bitmeden de hani Abdülkadir Ömür'ü 40. 38. dakikada almış ki iki oyuncuyu birden. O zaman da alabilirdin. Yani o tavrı, bu şehir hocanın bu seneki teknik direktör performansına güveniyor. Onay veriyor. O zaman o tavrı daha öncesinde de gösterebilmeli hoca. Ve sen Kouassi diye bir adam aldın ya. Tam onun oyunu. Evet. Sen Kouassi'yi oyuna alsan belki Rozier o kadar çıkmayacak öne doğru. Senin sol tarafını felç etti Beşiktaş. Sağ, kendi solundan çok fazla gelmedi Beşiktaş. Kendi sağından geldi ama Rıdvan oyuna dahil olduktan sonra, oyun anlamında oyuna dahil olduktan sonra da orayı da çok kullandılar. Ne oldu? Siopis nereye yetişirse orayı önlemeye çalıştı. Buna rağmen Beşiktaş maçı kazanacak bir sürü pozisyon üretti. Penaltı kaçırdı. Oyunun ilk yarıdaki Beşiktaş-Trabzon maçının da oyun olarak galibi Beşiktaş'tı, hatırlarsın. Evet, evet. Trabzonspor işte o son dakikada, uzatma dakikalarında Hamşik'in aklını kullandığı bir atak başlangıcını gole dönüştürerek 3 puan almıştı. Bugün de Türkiye'ye ilk kez gelen bir teknik adam,
ilk maçına çıkıyor ve Abdullah Avcı'nın takımını sürklase ediyor bana göre. Bunun suçlusu olarak Abdullah Avcı'dır, onu toplumun önüne atmak için söylemiyorum bunu. Abdullah Avcı'nın tercih ettiği oyuncuların neredeyse yarısı hocanın istediği performansın 5'te 1'ini bile vermediler belki. İşte Taner'in verdiği istatistik o yüzden önemli. Siyopis tek başına 18 top kazanmış. Öndeki 5 adamın toplam kazandığı top sayısı Siyopis kadar yok. Ya bir takım bir oyuncu üzerine bu kadar yüklenmez. Yani baktın sistem işlemiyor. Soyunma odasında hafta içi çalışmalarında bir taktik kurguyu oyuncularınla paylaşıp sahaya onu taşıyorsun. Olabilir. Rakibinle bir planı var, rakibinle bir oyunu var. Senin oyun planın işlemiyor olabilir. Müdahale edeceksin o zaman. Bu kadar geç kalmayacaksın. Orta sahayı sen Trabzonspor sağ beke kimi koyarsan koy. Dorukhan'ı orta sahaya taşıyıp Gezzal'la birebir oynatsaydı Beşiktaş'ın bu kadar ikinli olur muydu ya? Gezzal her pozisyonda Gezzal son derece demarka vaziyette ya. Gezzal çok yetenekli bir adam. Ya İngiltere Premier Lig'e layık görülmüş bir adam. Yetenekleriyle, temposuyla oraya uyum sağlayamamış belki. Gelmiş geçen sene de sana göstermiş. Beşiktaş'ı almış, sürüklemiş. Şampiyon yapan 2-3 isimden biri. Sen Gezzal'ı serbest bırakırsan oyunu senin sahana yıkar. Evet. O 50 bin kişiye de o oyunu işkenceye dönüştürür. Sahayı doldurur, stadı dolduran 50 bin kişiye. Ben teknik direktör performansı olarak Abdullah Hoca'nın son birkaç haftadır oyunculardaki mental düşüşün de form düşüklüğünün de etkisiyle olabilir bu. Biraz eksik kaldığını, kendisini bir an önce toparlaması gerektiğini ve Taner'in söylediği, dün yine kendisi ilk kez söyledi, şampiyon olduk, gün sayıyoruz. Bence hocanın bunu söylemem. Biz yorumcular, gazeteciler, taraftar bunu söyleyebilir. Hoca bunu söylerse oyuncularda zaten bir rehavet hissi var. O zaman şöyle yapalım mı? Bir basın toplantılarına gidelim. Ya o zaman şöyle basın toplantısına gidelim mi? Gidelim. Ha, gidelim tamam. Peki bir açıklamalara bakalım. Her iki takım teknik direktörü mücadele sonrası neler söylemiş izleyelim. Evet açıklamalar bu şekilde. Özellikle Selahattin Kınalı Abdullah Avcı'nın yapmış olduğu açıklamalardan şampiyonlukla ilgili futbolcuları da rehavete sokmamak gerek açıklamasını değerlendirmesini yapmıştı. Bu arada hakkını teslim edelim. Trabzonspor taraftarı dün dünyanın dört bir yanından bu maç için taraftar akın ettiler Trabzon'a. Aynı zamanda koreografi de gerçekleşti. Onların da hakkını teslim edelim. Çok coşkulu bir Trabzonspor taraftarı vardı dün akşam karşılaşmada. Evet, Abdullah Hoca'nın açıklamaları aslında biraz Valerian İsmail'in ne oynayacağını biliyorduk tarzında ki üçlü savunma içinde çalışmalar yaptıklarından bahsetti. Sadece anladığım kadarıyla planda olmayan şey bu kadar fiziken güçlü bir Beşiktaş beklemiyorlardı karşılarında. Şu anda Valerian İsmail 25-30 dakika kadar bu oyunu oynadık dedi ama bu oyun eğer 90 dakikaya yayılabilirse Beşiktaş nezdinde önümüzdeki haftalarda belki olmasa bile önümüzdeki sezonun başı itibariyle aynı Abdullah Avcı'nın ilk Trabzonspor'a geldiği Eddie Newton dönemi sonrasında bir sonraki sezona başladığı gibi çok daha fiziken ve taktik olarak daha güçlü bir Beşiktaş sahada görebiliriz. Bunun sinyalini veriyor. Tabii Trabzonspor'u şöyle bir sınıflandırmaya sokmak istiyorum. Bir takımın bu kadar fazla savunma sakatlığı yaşaması da çok az görülmüş bir durum. Yani tabii. Gerçekten inanılmaz fazla İronik. Savunma sakatlığı yaşadılar. İşte Ahmetcan gitti en son milli takımda sakatlandı. Bu sefer stoperiniz yine bozuldu. Oraya işte Hüseyin'i koyuyorsunuz. Sol bekiniz değişiyor. Sol beki koyuyorsunuz. Sağ bekiniz sakatlanıyor. Ve ön taraf ne kadar istikrarlıysa arka taraf bir o kadar istikrarsız. Ve buna tabii Uğurcan'ın performansı olmasaydı geride kalan haftalarda muhtemelen bunun faturası daha da ağır olabilirdi Trabzonspor için. %100. Şampiyonluk yolunda hep kullandığımız bir ifade vardır Selahattin Kınalı. Atanan ve tutanın iyi olacak. Ahmet Suat Özdezci hocamızın tespitidir o. Trabzonspor atanı ve tutanı konusunda gerçekten şanslı. Dün akşam çünkü Trabzonspor'un atmış olduğu Cornelius'un golünde Ersin'in bir hatası olduğu değerlendirme üzerine hatası. Beşiktaş taraftarının tepkisi vardı. Batu Şahin'in penaltı kaçırması üzerine Beşiktaş taraftarının bir isyanı vardı. Diğer tarafta yine kurtarışlarına devam eden Uğurcan Çakır aynı zamanda gollerini yakaladığı fırsatları değerlendirmeyi sürdüren bir golcü Cornelius vardı. Ya bir pozisyon yakaladı Cornelius. Zor pozisyonda gol attı. Golcü olduğunu gösterdi. Orada da yani Hüseyin Türkmen'in asisti önemli.
göz teması kurup koşu yapıyor. Koşu yoluna topu alınca da gol yapıyor. Ama başka Trabzonspor'un pozisyonu var mı? Ersin'i yeri de hatırlamaya çalışıyorum. Yeri atladı İki mı diye. İki isabetli şutu var Trabzonspor'un. Yani evet. Yani, ama zaten. Şey ikinci yarıda ilk yok isabetli hatta. Evet. Evet doğru. İlk yarıda yoktu. Trabzonspor taraftarının gençlerin koreografi çalışması ile ilgili eleştiriler geldi. İçeriğiyle ilgili de geldi. Şeyle de. Çok tartışma haline götürmeyi doğru bulmuyorum. Gençler çok güzel bir şey düşünmüşler. Uygulamada doğa koşullarının da etkisiyle aksaklıkları olabilir. İşte bazı isim şeyler birbirlerine çok benzemiyor. Olabilir böyle şeyler. Ya iyi tarafından bakarsan iyi görürsün. Kötü tarafından bakarsan bir sürü kötü şey görebilirsin. Ya işte günlerce emek vermişler. İmece usulü aralarında para toplamış taraftar. Bir görsel bir şölen hazırlamışlar. Onun o güzelliği sahiplenip önümüzdeki sezonlar için, önümüzdeki maçlar için yeni örneklerin teşviği olarak kullanmak yerine o eksik kalmış büyük. Ya bu kafalardan kurtulalım artık. Ya herhalde bu gençlerin hiçbirinin bu işin bir menfaat karşılığı yaptığını düşünmüyoruz hiç kimse. Yani onu da düşünen varsa zaten onun başka sorunu vardır. İçindeki kötülükle baş edememe sorunu vardır. Patolojiye giriyor bu da tıbbın alanına giriyor. Ama aynı şekilde tıbbın alanına giren bir şey daha gördük dün. Batshuayi'nin Poaç'ın müdahalesiyle oluşan penaltı. Önce topa vuruyor, sonra ayağa vuruyor. Ayakla temas eder etmez ayağını çekiyor Poaç aslında. Yani kötü niyetli bir müdahale olmadığını anlıyoruz. Buna rağmen hani penaltı verilebilir mi? Verilebilir. Daha önce verildi Türkiye'de. Bunu pozisyonu dondurarak özellikle sosyal medya üzerinde algı oluşturmaya çalışan bir takım mahfillerin avukatlığına soyunan tipler var ve bunların içinde eski gazeteci, kanaat önderi sayılan isimler de var. Ya çok çirkin bir şey bu. Hepimiz biliyoruz, hepimiz dün akşam gördük. İyi ki görüntü var da görüyoruz. Pozisyon öncesinde zaten Batshuayi orta çizginin pozisyonun içinde. Pozisyonun başına gelebilir miyiz arkadaşlarımızdan, yönetmenimiz Güven'den rica edelim. Bak işte... şimdi... Açı değişsin. Şimdi görüyoruz. Çekti. Güreş yapar gibi. Batshuayi'nin burada. Greco-Roman güreşi gibi. Batshuayi çekti, indirdi Densville'e. Net faul zaten. Yani pozisyon gol olsa, orta hakemi değerlendirme hatası yapmamış olsa, penaltıyı vermiş olsa da pozisyonun başına geleceğiz. Kırmızı kart verilse de pozisyon başına geldiğinde kırmızı da iptal oluyor. Taner biliyorsun. Evet, abi. Pozisyonun başına geleceğiz. Orada faul oldu. Çok net. Hakemin de gözünün önünde aslında. Evet. Hakem bunu görmüyor, kaçırıyor. Düştükten sonra görüyor Taner. Şu anda öne doğru bakıyor. Bak Gezel'in olduğu yöne bakıyor. Kaçırıyor bunu. Olabilir. İnsanlık hatadır yani. Burada hata yapmış hakem. Bir şey kasıt aramıyoruz. Ama insanların içindeki kötülükle baş edememe sorunları Trabzon'a ya da başka markalar için, başka markalar için de söz konusu olabilir bu. Kompleksiyle baş edemeyince ve bir algı yaratmak için gerçeği ortasından kesip şeye dönüyor yani. Namaza durmak günahtır demiş ya şey. Bektaşi. Ya namaza durmak günahtır dememiş adam. Abdestsiz namaza durmak günahtır demiş. Şimdi bu pozisyonu yorumlayanlar abdestsiz kısmını unutuyorlar, görmüyorlar. Buna körleşiyorlar. Niye? Bir algı mühendisliği var. Trabzon'un şampiyonluğuna bir leke düşürmek, bu leke üzerinden yaratabilecekleri kaostan da kendilerinin yönetebileceği bir futbol iklimine geçiş yapmak için bir algı merkezi oluşturulmuş. O algı merkezinin menfaatleri, çıkarları ve tabii o algıyı oluşturan çetenin de, futbol çetesi diyelim bunlara, o çetenin de istediği ortamı yaratmak için kendi kariyerlerini, kişiliklerini, birikimlerini sıfırlayacak bir sürü insan modeli gördük dün sosyal medyada. Ya ayıptır arkadaş, bu kadar küçültmeyin kendinizi ya. Bir futbol için, bir oyun için insan kendini bu kadar küçültmez. Ve sosyal medyada yüzlerce örneği vardı dün. Medya Etik Kurulu diye bir etik kurulumuz var. Laf olarak var ama. Ya bu tür adamlar, bunlar sarı basın kartı taşıyorlarsa özellikle bunları ifşa etmek ve uyarmak zorunda Medya Etik Kurulu ya da basın konseyi. Böyle bir rezillik olmaz ya. Göz göre göre insanların algılarıyla oynayıp ondan sonra da taraftarlar nezdinde kulüp taraftarları birbirlerini niye düşman oluyorlar sorusunu soramazsınız. Çünkü balık baştan kokuyor. Hani hep söyleye geldik ya, Fransız devrimi dünyayı dönüştüren bir devrimdir. Hı hı. Ve Fransız devriminin öncülerinin arasında 100 kişi varsa 60'ı 70'i gazeteciler. O dönemin gazetecileri. Yani gazeteci öncü olmak zorunda topluma. Biz de rezilliğin öncüsü oluyorlar ya. Ve buna kimsenin sesi çıkmıyor. Adam sürekli sarı basın kartı taşıyor ama şu pozisyonu alenen şuna körleşiyor. Kendi algısı için, kendi
kirli dünyasına destek olsun diye ne söylenebilecekse utanmadan söylüyorlar. Türkiye de bunları kaydetsin. Bak bugün Beşiktaş Trabzon olur, yarın Bursa Çorum Spor olur, Diyarbakır Spor olur, hiç önemli değil. Bu insan modelini biz kendi içimizden söküp atamazsak eğer, içindeki kötülükle baş edemeyen insanları oyunun dışında bırakamazsak eğer, bu tür tartışmalarımız hep devam edecek ve bir adım yol alamayacağız. Tabii şunu görmek lazım. Rakip takım başkanlarının nezdinde bile Trabzonspor'un oynadığı ve şampiyonluğa evet, giden bu oyun takdir topluyor. Sayın Ali Koç ilk olarak bunu ifade etmişti. Son Elmas. Kulüpler Birliği toplantısından sonra hem Burak Elmas hem de Sayın Göksel Gümüştay ifade etti bunu. Yani şampiyonluk oyunu. Kulüp başkanlarına kadar artık bu oyunun temiz, güzel ve gerçekten göze hoş bir oyun olduğunu, şampiyonluğun hak eden bir oyun olduğu ifade ediliyor. Yani şu sezona hakem üstünden bakmak bana çok doğru gelmiyor zaten. Hakemler de işin bahanesi. Taner, evet. Sorun bu zaten. Hakemleri de bahaneleştiriyor. O kirli çete dediğim kafa. Bahane iş yani. Asıl savaş Türkiye'de futbola yön veren, işte o kaptan köşkünde oturup futbolu kendilerini dizayn etme savaşı. Başka bir şey değil bu. Yani o renkler falan da işin içinde yok yani. Fenerliymiş, Galatasaraylıymış, Trabzon, Beşiktaşlı hiç önemli değil. Önemli olan bir iktidar mücadelesi ve bu iktidar mücadelesine en masum duyguları bile araçsallaştırmaya hazır bir kafayla karşı karşıyayız. Türkiye bu kafayı aşmak zorunda. Peki, hakem performansı da dün evet çok tartışıldı. Takım oyununda da Erman Toroğlu, Erman Hoca yine pozisyonun başında faal olduğunu söylemişti. Değerlendirmesini bu yönde yapmıştı. Beşiktaş taraftarının dün en çok tartıştığı konulardan biri de Batu Şahin'in performansı, evet. Taner. Hatta sadece Beşiktaş taraftarı değil, Rozier'de Beşiktaş futbolcu penaltıyı kaçırmasının hemen ardından Rose Gezal'ın pasında topla buluştu ve gole imza attı. Orada da bir sanki sen atamadın hadi ben atayım der gibiydi Rose'ye. Sonrasında paylaşımlar yaptı. Bu paylaşımları belki esprili olarak yapmıştı ama yanlış anlaşılmamak sebebiyle sildi sosyal medya hesaplarından. Ama bir Batshuayi durumu söz konusu. Doğru. Beşiktaş camiasında taraftar nezdinde. Şu şekilde aslında milli takımda performans veren bir oyuncu sizin takımınıza, evet, geldiği zaman performansı dibe vuruyorsa burada sorgulamanız gereken şey oyuncudan ziyade nasıl oynattınız ya da oyuncuyla alakalı bir şey eksik mi yapıyorsunuz? Şimdi oyuncu gitti milli takımda, hafta arasında açıklama yaptı, Beşiktaş'ta özgüven kaybı yaşıyorum dedi. Şimdi oyuncu açık açık mental anlamda yeterli düzeyde olmadığını ifade ederken Beşiktaş'a gelmiş bir oyuncunun zihinsel anlamda, zihinsel performans anlamında problem yaşadığını ifade ederken peki Beşiktaş bunun için bir çözüm üretiyor mu? Bu çözüm üretimi şu an yok Beşiktaş'ta. Şimdi bence oyuncudan ziyade buraya biraz Beşiktaş'ın kanalize olması gerekiyor. Parçalar eksik ve oyuncun bizzat kamuoyuna bu açıklamayı yapıyor. Özgüven kaybı yaşıyorum Beşiktaş'ta diye. Peki daha önce Önder Hoca ne dedi Kenan Karaman'la alakalı? Oyuncunun mental olarak hazır olmamasından dolayı oynatamıyorum dedi. Neden mental hazırlık yoktu? Çünkü taraftar tepkisi vardı. Şimdi oyuncu mental olarak hazır değilse oynatmamak değil. Ona bu anlamda da antrenör sunacaksın. Zihinsel performansını yukarıya çıkartacak. Ve Beşiktaş'ta bu antrenör yok. Açın teknik heyete bakın. Beşiktaş'ın teknik heyetinde yok. Trabzonspor'un var. Başakşehir'in var. Hatta Eyüpspor'un var. Beşiktaş'ın yok. Şimdi Beşiktaş'ta bu yoksa önce bunu çözeceksin. Ve Batu Şahin'de gerçekten bu özgüven problemi sahaya yansıyor artık. Çünkü oyuncunun aklı ya kaçırırsam endişesiyle birlikte yanıp tutuşuyor ve bu yüzden de belki de o penaltıyı Batu Şah'a attırmamak gerekiyordu. Çünkü bu kadar kaygıyla... Ama bütün penaltıları gol yapmış Taner. Evet abi, ama şu anda artık kendi bile ifade ederken özgüven problemi yaşıyor. Çünkü penaltı atmak da sen de çok iyi biliyorsun ki iyi bir zihinsel dayanıklık bekleyen bir şey. O yüzden stoperler, savunmacılar iyi penaltıcı çıkartıyor. Çünkü adamlar soğukkanlı ve çok rahat bir şekilde penaltıyı gole çevirebiliyorlar. Yani dünyanın en iyi penaltıcıları genelde savunmacılardır. Ama 5 penaltı atmasın 5'i de gol olmuş. 6.'yı sana attırmıyorlar ya da atmıyorsan. Bu da bir özgüven kaybı olabilir. Şöyle, bunun işte altındaki sebebi anlatırsan Batu Şah'a muhtemelen anlayacaktır zaten. Önce bir hani bunun izahını yapmak gerekiyor. Ve bu anlamda ben Beşiktaş'ın doğru hareket etmediğini düşünüyorum. Batu Şah'ı yönetmek konusunda. Benzer durumlar başka oyuncular için de yaşanıyor olabilir içeride. Önce bu profesyonel yapılanmayı da sağlamaları gerekiyor. Ya Batu Şah'ı bana göre çok iyi bir oyuncu. Çok gol kaçırıyor ama o gol pozisyonlarına giren de başka birisi değil ve o da bir ayrı bir yetenek ve beceri ister.
Batshuayi'de o yetenek ve beceri var ya, son vuruşları iyi yapamıyor diye bir oyuncudan, Batshuayi gibi bir oyuncudan vazgeçilmez. Beşiktaş'taki oyun aklı, futbol aklı önümüzdeki sezon için neler düşünüyor bilmiyorum ama Batshuayi'nin yanında Abubakar gibi, Leblebi gibi gol atabilecek bir santrfor tipi koyabilirse Beşiktaş, Batshuayi'yi elinde tutmak, onu oynadığı her oyunu rakip sahaya çok kolay bir şekilde taşımak anlamına gelir. Batshuayi hem zıpkın gibi, çok genç, hem istekli, hem mesela dünkü pozisyonda Poaş'ın hamlesine rağmen hiç kendini yere atmak gibi bir ucuzluğa da tenezzül etmedi. Yine ayakta kaldı, sonra ayağındaki acıyı hissedince herhalde bıraktı kendine ya da top gidince. Yani ahlaken de ben Batshuayi'nin sevimli bir çocuk olduğunu düşünüyorum. Tabii ki ahlaken sevimli olmak Beşiktaş formasını giymek için yeterlilik arz etmez ama hızlı, şut atıyor, sürekli oyunun içinde, hiç oyundan kopmuyor. Son vuruşları eksikmiş. Ya bırak Trabzonspor'da 15-20 maç hiç gol atamadı ya. Atamadı yani. Sonra Şenol Güneş onunla çalıştı. Sonra Leblebi gibi atmaya başladı. Yani Batshuayi böyle vazgeçilecek bir oyuncu değil. Batshuayi işte Premier Lig'e layık görülmüş oyunculardan biri ve dediğin o işi bir aşabilse belki de Leblebi bir goller atacak Taner. Yani çünkü pozisyona girmek önemli olan o. Trabzonspor 90 dakikada bir pozisyonu var ya. Bir de o gol olan, bir de Dorukhan'ın kafası var. Duran top yani. Ama Batshuayi sürekli takımın önüne taşıdı. Ha denebilir ki arkasında işte Gezal, Rozier aklı vardı. Josef özgüveni vardı. Olabilir. Ama o özgüveni, arka plandaki değerleri kıymete dönüştürecek olan da senin ön taraftaki performansın. Ve bunu sana her zaman veriyor Batshuayi. Peki şunu da sormak istiyorum. Valerian İsmail taraftarla Vodafone Park'ta tanışmıştı antrenmanda, taraftarla açık antrenmanda. Dün de bizler Valerian İsmail'in ilk performansını Beşiktaş teknik direktörü olarak izleme fırsatımız oldu Trabzonspor karşısında. 10 üzerinden puanlamanızı istesem ama bir teknik direktör profili olarak da aynı zamanda saha kenarındaki duruşu, Abdullah Avcı ile diyaloğu, oyuna müdahaleleri ben iyi buldum. Saha kenarındaki o duruşunu, o hırsını da iyi buldum. Siz nasıl değerlendirirsiniz? Onun üzerinden nasıl puanlarsınız? Yani hiçbir teknik adamı start noktası olmak istemeyeceği bir karşılaşma Trabzon deplasmanı. Evet. Ve böylesine bir zorlu bir deplasmandaki performansı ben 10 üstünden 8 diyebilirim. Dün Reha Kapsaloca bir şey söyledi. Lerin Siyopis pozisyonunda yardımcı hoca sarılıyor şeye. İşte olur mu öyle şey, olmamalı falan derken Reha Hoca dedi ki, çok güzel bir tespit yaptı. Ya yani İsmail Hoca gibi bir profilin yardımcısı da onun gibi olacak yani. Ne var hani, o da ateşli yani, sarıldı. Tabii ki yaptığı doğru bir şey değil ama Reha Hoca'nın tespiti çok hoşuma gitti. Yani Trabzon deplasmanında başlıyorsun. Trabzon'un en iyi dönemi, son yılların en iyi döneminde başlıyorsun. Statta 40 bin, 45 bin kişi var. Ve ben bu oyunu böyle oynarım diyorsun. Ve dediğin gibi de oynuyorsun. Sadece alkışlanır. Tabii bu bir maçlık ama. Performansın uzun haftalar, 8 hafta iyi bir ölçü olacaktır hoca için. Ama Torrent için söylediğimizi İsmail için de söyleriz. Ya bir hocayı değerlendirmek için hoca sezon başını görecek, transferlerini yapacak, hocayı öyle değerlendireceksin. Ha şu ilk aşamada ne dedi bize İsmail Hoca? Ben kendime de güveniyorum, takımıma da, ben böyle oynarım bu oyunu dedi. Yoğurdu böyle yerim dedi. İyi de yedi, tebrik ederiz yani. Ben de Taner gibi 7'lik 8'lik bir performansı vardı yani. Hatta 9'luk. Oyuncularla diyaloğu Taner, aynı zamanda oyuncuları saha içinde kurgulayışını üçlü savunmayla, hatta 3 stoperiyle sahadaydı. Beşiktaş ve orta sahada özellikle ilk yarıda Trabzonspor'a karşı daha üstün bir oyun oynadı. Beklentilerinin üzerinde bir Beşiktaş izledin mi dün? Çok fazla. Ki çoğumuz beklentilerimizin üzerinde bir Beşiktaş izledik. Yani daha önce sezon içerisinde sadece bir kez üçlü savunma oynamış bir takımın ikinci üçlü savunma oynadığı karşılaşmada, ele Trabzon deplasmanında bu kadar ayakta kalabilmiş olması bile bence çok kıymetliydi. Ve burada Valerian İsmail oyuncularını ikna edebilmişe benziyor ki konuşmamın ilk başında bahsettiğim gibi birincisi de oyuncular da Valerian İsmail'e kendini ikna ettirmek adına da ekstra bir efor harcadıkları. Sezon sonu refleksi çok net bir şekilde gözüküyor. Çünkü karar noktası oyuncu da biliyor ki Valerian İsmail önümüzdeki sezon bu takımda olacak. O yüzden de şu an elini güçlendiren bir nokta da İsmail'in ikna etmek zorunda olmadığı bir oyuncu grubu var. Oyuncular
oynatmak istediği oyunu daha önce oynamış oyuncular. En azından ön taraf için bunu söyleyebiliriz. Geri biraz belki de sancı yaşatabilir önümüzdeki dönemlerde ama yaz transfer döneminde de buna göre dokunuşlarla ben beğendiğim bir oyunu sahada gördüm. Oyun anlayışı olarak da daha önce Alanyaspor Trabzonspor karşısına Farioli ile üçlü savunmayla çıkmış ve burada istediğini oynayamayınca bir anda farklı bir yenilgi almışlardı ki orada da işte daha önce Bakasetas gibi oyuncular, Berkan gibi oyuncular üçlü savunmada oynayan ve iş yapan isimlerdi. Onların ayrılığı sonrasında yine üçlü oynamaya çalışınca tabiri caizse nakavt olmuştu Alanyaspor. Beşiktaş'ta bu olmadı ki oyuncuların biraz daha özgüvenli yaklaştığını gördük sahada. Peki karşılaşmaya dair son olarak şunu da sormak istiyorum. Mücadelenin yıldızı ve hayal kırıklığı sizce kimdi? Hayal kırıklığına Trabzon'dan 5 tane ismi yazarsın. Hiçbiri de şaşırtmaz. Aa o mu demezsin. O yüzden boş bırakalım onu. Ama yıldızı bence Gezal. Siyopis'te bence. Evet. Yani oyun üstünlüğü olarak Gezal evet. Çok şey yaptı. Çünkü Gezal oynamaya çalışandı. Evet. Siyopis engellemeye çalışandı. Oynamaya çalışan her zaman benim için önde. Yoksa tabii ki Siyopis insanüstü bir çaba gösterdi ama hani bu bir oyun. Kim iyi oynamaya çalışırsa bizim önce durduğumuz yer onun yanıdır. Evet. O yüzden Gezal diyorum. Yoksa Siyopis ya bir puan aldı ya tek bir kişi Beşiktaş'tan bir puan aldı diyorum. Evet, Taner? Ben de Siyopis diyebilirim. Ben de hani o da savunma özelliği olan bir oyuncu özellikle ve savunmadaki o özelliğini çok iyi kullandı. O tarafta Siyopis diyeyim diğer tarafta Bakayem'e diyebilirim. Hayal kırıklığı konusunda. Peki spor ajansına çok kısa bir reklam arası veriyoruz. Reklamların ardından devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın. A-Spor ve A-Spor Radyo'dan ayrılmayın. Evet, milli sporcularımız Avrupa Güreş Şampiyonası'ndan döndüler. Yurda döndüler şu anda. Bir kutlama var şu an havalimanında. Çiçekler takdim ediliyor sporcularımıza. Başkent Budapeşte'den geldiler. 37 ülkeden toplam 375 sporcu katıldı. Türkiye'den de 30 sporcumuz katıldı bu şampiyonaya. Bir hafta sürdü şampiyona. Toplamda 7 altın, 3 gümüş ve 7 bronz olmak üzere toplam 17 madalya kazandılar. Altın madalya alan sporcularımızı da görüyoruz. Federasyon yetkilileri de burada. Erkekler serbest stilde Türk sporcularımız 6 madalya kazandı. 125 kiloda Taha Akgül 9. Avrupa şampiyonluğunu kazandı. 92 kiloda Feyzullah Aktürk de altın madalyaya yine imza attı. Greco-Roman stilinde Türkiye önemli başarılara imza attı. Madalya koleksiyoncusu Rıza Kayaalp 130 kilogramda 11. kez Avrupa'nın en büyüğü oldu. Rıza ayrıca Türk güreşçiler arasında en fazla Avrupa şampiyonluğuna ulaşan güreşçi unvanını da elinde bulunduruyor. Yine Greco-Roman'da 60 kiloda Kerem Kamal ve yine 67 kiloda Murat Fırat da altın madalya kazandı. Yani bunu yaşamayı uzun zamandır bekliyordum. Bundan yaklaşık 2 sene üst üste final yapıp gümüş madalyada kalmıştım. Çok şükür üçüncüsünde şeytanın bacağını kırıp altın madalya almayı başardım. Hem kendi adıma, kulübüm adına, ailem adına çok mutluyum. İnşallah dediğim gibi bu ilk altın madalya başlangıç olur. Bundan sonraki süreçte yapılacak olan bütün Avrupa dünyalarda da tekrardan altın madalya alıp efsane bir sporcu olmak istiyorum. Şu an burada olmaktan da çok mutluluk duyuyorum. Size de çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz. Burhan'la devam edelim hemen. Bronz madalyanın sahibi olan bir diğer sporcu. Bronz madalyanın sahibi diğer sporcu. Bir gurur yaşattınız bize, neler hissediyorsun? Nasıl geçti senin için? Teşekkür ederim. İyi bir hazırlık dönemi geçirip büyük bir şampiyonayı geride bıraktık. Takımımız çok hazır bir durumda gittik. Çok iyi ve çok büyük şampiyonlar var takımımızda, kadromuzda. Tabii büyük şampiyonlardan biz de feyiz alarak hedeflerimizi koyup ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için orada ter döküyoruz. Bu dönemde bu Avrupa Şampiyonası'nda üçüncülük nasip oldu. İnşallah ilerleyen dönemlerde önümüzde Dünya Şampiyonası var.
Orada geçen yıl dünya ikincisi olmuştum. Onu telafi edip dünya şampiyonu olmak istiyorum. Teşekkür ederim. Tebrik ediyoruz tekrar. Yunus Emre Başar'la devam ediyoruz. Madalyanın sahibi oldun. Neler hissediyorsun? Hoş geldin. Hoş bulduk. Çok mutluyum. Geçen sene de ben final yapmıştım Avrupa Şampiyonası'nda. Geçen sene de ikinci olmuştum. Bu sene gerçekten şampiyon olmayı çok istemiştim. Ama olmadı işte, nasip değilmiş. İnşallah Dünya Şampiyonası'na iyi hazırlanıp orada şampiyon olmayı hedefliyoruz. Takım olarak da gerçekten güçlü bir takımız. Bunu Avrupa Şampiyonası'nda gösterdik. Ülkemize birçok madalya getirdik. İnşallah Dünya Şampiyonası'na iyi hazırlanıp oraya da iyi bir şekilde hazırlanıp oradan da altın madalyalarla geri geleceğiz. Tebrik ediyoruz tekrar. Emre ve Ahmet'le devam ediyoruz. Emre Mutlu'yla devam ediyoruz. Hoş bulduk. Mutluyuz, gururluyuz. Benim büyüklerde ilk madalyam, ilk şampiyonam, ilk madalyam. Çok mutluyum. Genç yaşta buna sahip olmak çok gurur verici. U23'te, bundan önce U23 şampiyonası vardı. Orada şampiyon olmuştum. Bu iki kez üst üste çok güzel oldu benim için. İnşallah dünya şampiyonalarında daha iyi başarılar sergileyeceğim. Altın madalya alıp geleceğim inşallah. Tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Ahmet'le devam ediyoruz. Tebrik ediyoruz. Nasıl bir karşılaşmaydı senin için? Karşılaşma benim için çok zor geçti. Bunun için çok çalışmıştık. Emeğimizin karşılığını alabildik ama altın olması için elimizden geleni yapacağız bir dahaki sefere. Çok çalıştık. Hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bizi destekleyen herkese Allah razı olsun. Hepsinizden çok teşekkür ederiz. Yani altın olması için elimizden geleni yapacağız. Teşekkürler. Çok teşekkür ediyoruz. Sporcularımızın görüşlerini aldık. Tarihimizin en fazla madalya kazandığımız turnuvasını geride bıraktık. Nasıl geldi bu başarı? Ya 2016'da bir, 2018-16 bir madalya vardı. Biz onu geçmiş bulunduk burada. Tabii biliyorsunuz biz yeni minderlere veda ettik. 2016-2020 olimpiyatlarında temsil ettikten sonra. Bizim tek hedefimiz vardı. Bizim yapamadığımız şeyleri sporcularımıza başarmak. Biz de genç bir ekiptik, güzel bir ekiptik. Kadromuz da güzeldi. Başkanından işte aşağı teknik direktörümüze. Biz de elimizden geleni yaptık. 3 aydır bir yoğun bir antrenman programımız vardı. Sağ olsun çocuklar bizi gururlandırdılar orada. Sesimiz de kısıldı. 7 madalyayla dönüyoruz. Ülke tarihinden çok madalyasını yaşamak bize düştü. Bizi destekleyenlere çok teşekkür ediyoruz. Buradan herkese selamlar. Çok teşekkür ediyoruz. Tekrar tebrik ediyoruz. Genel Sekreteri Erdem Bey'i yayına alıyoruz. Tebrik ediyoruz. Büyük bir mutluluk, büyük bir gurur yaşattı bize sporcularımız. Siz neler hissediyorsunuz? Biz de çok mutluyuz. İşte İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü olarak her zaman Türk sporuna nasıl hizmet edebiliriz diye göreve geldiğimizden beri en büyük gücümüzle savaşıyoruz ve kardeşlerimiz de bunları orada madalyalarıyla bizi taçlandırdılar, gururlandırdılar, bayrağımızı göndere çektirdiler. Bizi çok mutlu ettiler. Biz her zaman Sayın Başkanımızın da bize hep bunu söylediği gibi Türk sporunun her zaman yanında olacağız. Türk sporunu en yüksek noktalara çıkarmak için kulübümüz olarak var gücümüzle çalışacağız. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bir aile fotoğraf çekilsin. Sporcularımız bir hatıra fotoğrafı çektirecekler şimdi. Geçtiğimiz yılda Polonya'nın başkenti Varşova'da yine madalyalarımız vardı. 3 altın, 4 gümüş, 1 bronz madalyayla dönmüştük. Bu yıl da daha fazla madalyayla döndük. Tekrar edelim. Türkiye'de şu an 7 altın, 3 gümüş ve 7 bronz olmak üzere toplam 17 madalyayla döndü sporcularımız. Sporcular yurda döndü dediğimiz gibi şimdi dağılacaklar. Biz sözü tekrar size verelim. Buradan aktaracaklarımız bu kadardı. Şampiyon güreşçilerimiz yurda döndü. Biz de onların açıklamalarını sizinle buluşturduk. Gurur duyuyoruz. Çok güzel bir Avrupa Şampiyonası
yaşadık. Hepsini tebrik ediyoruz. Bir kez daha söylemek istedikleriniz var mıydı Selahattin Kınalıtan Erkan'a? Yani bireysel sporlarda çok alışkın olmadığımız bir çıkış trendi var spor camiamızda. Kulüp takımlarında da hani kızlarımız üzerinden özellikle onlar üzerinde başarıya alıştık. İşte basketbolda Efes'le Fenerbahçe'yle onlar da bizi belli bir düzeye çıkardılar. Ama bu güreş tabii hani atasporumuz şu bu daha çok izleniyor. Daha çok sahipleniliyor. Belli ki iyi çalışıyorlar. Ya ben Salih Bora diye bir güreşçimiz var bizim Salih abimiz. Kadıköy'de onunla çok fazla vakit geçiririz. Hala milli takımlarda hocalık yapmaya devam ediyor. Bizim evet. Gençliğimizde 80'li yıllarda Türk güreşi şeydi. Çıkardı güreşlerimiz sahaya. Rakip çok yorulmasın diye kendi yatardı. Öyle maç biterdi yani. O düzeyden buraya taşınmış olmak büyük bir sıçrama yani. Emek veren kim varsa hocalarına, hepsine oyuncularına teşekkür ediyoruz. Süper Lig programı bir ekranlara getirelim. Süper Lig'de 31. hafta bugün oynanacak. 2 maçla tamamlanacak. Medipol Başakşehir Özgür Kablo Yeni Malatya Spor'la Atakaş Hatayspor Adana Demir Spor'la kozlarını paylaşacak. Genel haftaya da şöyle bir bakıyoruz. GZT Giresun Spor Demir Grup Sivas Spor'la 2-2 berabere kaldı. Altay Fraport'ta Antalya Spor'a 2-1 yenildi. Yukatel Kayseri Spor Fenerbahçe karşısında sahadan 4-0 mağlup ayrıldı. Galatasaray Babakars Fatih Karagümrük 2-0 yendi. Kasımpaşa Gaziantep Futbol Kulübü karşısında 2-1 galip ayrıldı sahadan. İttifak Holding Konyaspor Göztepe'ye 3-0 yendi ve ikinciliği geri aldı Fenerbahçe'den. Akdeniz Alanyaspor Çaykur karşısında 2-1 galip ayrıldı sahadan. Trabzonspor Beşiktaş mücadelesi 1-1 eşitlikle tamamlandı ki uzun uzadıya karşılaşmayı değerlendirdik ama hafta geneline dair Taner yorumun ne oldu? Şöyle seyir zevk yüksek güzel maçlar vardı. Giresun Sivas maçı keza onlardan bir tanesiydi. Kayserispor'un evinde 4 gollü, 4 farklı yenilmesini beklemiyordum. Ki seyir zevki olan maçlardan bir tanesiydi aslında karşılaşmada. Ne oluyor Kayseri'de Taner? Sen iyi bir Kayserisporlusun. Şöyle aslında... O potansiyel nasıl yani, harekete geçmiyor? Potansiyel harekete geçti bir dönem. Gerçekten takım çok iyi noktalara gitti. Türkiye Kupası, birincisi şu durum net bir şekilde hissediliyor. Takım Türkiye Kupası'na yoluna devam ediyor. Trabzonspor'la evet. oynayacak, belki finali görecek. Evet. Oyuncuların aklı çok daha fazla kupada. O kesin çünkü ligde bir garantilenmiş değil ama... Neredeyse. Açılmış bir puan farkı var. Ancak şunun da farkına varmaları gerekiyor ki 5 maç üst üste yenilmek... Bu işin 6'sı 7'si gelirse bir anda son haftalarda aman diye girer takım son haftalara. O yüzden de çok daha dikkatli davranılması gerekiyor. Gerçekten aşağıda da öyle bir hava yok gerçi yani. Şimdi Altay biraz sıçrama yapsaydı bu sefer evet. yukarıdaki takımlar daha tedirgin olacaklardı. Şu an Türkiye Kupası'na direkt olarak odaklanmış bir oyuncu grubu var. Hikmet Karaman'ın işte istifa edip etmeyeceği, görevinden alınıp alınmayacağı çok fazla tartışıldı maçtan sonra. Ama şu an için yoluna devam ediyor gibi gözüküyor hocam ama... Tabii bu hafta oynanacak yeni karşılaşmalarda, bundan sonraki karşılaşmalarda seri yenilgiler devam ederse işin rengi değişebilir tabii ki. Yani kupa maçı biraz daha erken olsaydı, araya lig maçı girmeden, evet. kupa maçı belirleyici olacak bana göre de. Çünkü evet. Kayseri lig eşleşmesinde Trabzonspor'a karşı tam bir teknik adam takım olarak çıktı. Güzel diğer de büyük var maçlarda takım. Da hep tabii. öyle oynadı yani. Demek ki takımda potansiyel var. Var. Hoca da dokunuşlarıyla o potansiyeli açığa çıkarabiliyor. Bunu bize 5-6 kere gösterdi. Böyle karşılaşmalar hem hoca için hem de oyuncu grubu için vitrin maçlar. Evet. Hoca kendini vitrini düşünüyorsa bu karşılaşmalar çok farklı oynatmak zorunda. Evet. Oyuncu da düşünüyorsa bu maçlarda farklı oynamak zorunda ki transfer dönemi çok daha hareketli geçsin onlar için. O yüzden de takımın sanırım bu konuda motivasyonu biraz daha kendilerini vitrine atma yönünde. Şimdi alt sıralardaki puan durumuna da bir bakalım hemen. Altay 29 puanla 17. sırada, Göztepe 27 puanla 18. Çaykur Rizespor 26 puanla 19. ve Yeni Malatya Spor'da 20 puanla son sırada yer alıyor. Bu hafta itibariyle, gün itibariyle Selahattin Kınalı üst sıralarda kopup giden bir yarış var ama alt sıralar özelinde... Özellikle iki İzmir takımı Altay ve Göztepe düşme hattında. Giresunspor, GZT Giresunspor düşme hattının hemen üzerinde 36 puanda. Ya yukarıdaki tablo aşağıda da var. Herkes Trabzonspor için şampiyon deniyor. Ama matematiksel olarak henüz kesin hiçbir şey yok. Evet. Aşağıda da Altay bu hafta şimdi kendi sahandaki maçı kazanamıyorsan çok fazla ligde kalacağım diyemiyorsun. Altay Göztepe'de kaybetti. 29, 27, 26, 20. Yani aşağıdaki dörtlü de neredeyse düşmüş gibi. Yani kusurumuza bakmasınlar. Ben İzmir takımlarının keşke biri en azından kalsın diye istiyorum. Türk futbolunun geleceği için.
coşkunun artması için, paydaşların daha anlamlı olması için ama mümkün değil. Öyle görünüyor yani. Göztepe dün çok kolay birazcık direnç göstermesini bekliyordum. Yine Konya'nın kazanmasını bekliyordum ama biraz direnç gösterir diyordum. O direnç de kalmamış. Altay kendi sahasında kaybediyor. Rize Alanya'da kaybetti. Yani matematiksel olarak ligde kalma ihtimalleri devam ediyor. Malatyaspor'un bile hala şansı var. Çünkü 8 maç var, 24 puan yapar. 20 puanı var, 44 yapar. 44'te ligde kalabilirsin. Yani mümkün. Ama hepimiz teoride mümkün olsa da pratikte bunların gerçekleşme olasılığının çok düşük olduğunu biliyoruz. Yani bunu hissediyoruz. Keşke bir tanesi bir mucize yaratsa da bu hikaye de futbolumuzun tarihine yerini alsa. Evet. Biz de bunu yıllarca konuşsak. Kayseri Spor özelinde Kayseri Spor 4-5 maçta, 4-5 büyük maçta rakibin karatına kendisini de çok kolay taşıyabilecek potansiyeli olduğunu oyunlarıyla ve sonuçlarıyla bize gösterdi. Demek ki yine yapabilir. Ben de Taner'in dediği gibi Kayseri Spor'un Trabzonspor kupa maçına odaklandığını, o odaklanışın da yaşanan gündeki oyunlardan kopuşu getirdiğini, o kopuşun da beklemedik skorları doğurduğunu görüyorum. Evet. Kaldı ki ben Fenerbahçe maçında farklı yenildi Kayseri ama oyunun şeyi o değil. Kayseri Spor kötü oynamadı. Fenerbahçe alışkanlığından, alıştırdığından daha iyi oynadı. Evet. Yani Fenerbahçe ligin sonuna doğru çıkış yakaladı. Kayseri Spor bu oyunda da böyle 4-0'lık farkı yaratacak bir ezilmişlikle oynamadı yani. Onu da kabul edelim. İnşallah Berna Hanım, Kayseri Spor'un futbol akıllı, toplam akıl, kendilerine akıl vermeye çalışan fakat asıl hedefleri başka olan gruplardan, kişilerden kendilerini yalıtıp sadece futbola ve Kayseri Spor'un menfaatlerine odaklanırlarsa ben önümüzdeki sezon için aslında Kayseri Spor'un umut verdiğini düşünüyorum. Peki. Devam edelim. Şimdi Galatasaray'la devam edeceğiz. Özellikle dünden bugüne taşıdığımız gündem maddelerini sayarken Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın sosyal medyadan yapmış olduğu açıklamaları dile getirmiştik. İbrazsızlık sonrası mahkemeye gideceği iddialarını yalanladı Burak Elmas. Aynı zamanda Galatasaray'ı dizayn edemeyeceksiniz mesajını verdi. İzleyelim. Başkanı Burak Elmas bu iddialarda bulundu. Galatasaray'ı dizayn edemeyeceksiniz dedi. Aynı zamanda İbrahimsizlik sonrası mahkemeye gideceği iddialarını da kesin bir şekilde yalanladı. Galatasaray tüzüğünün gereğini yapacağını ki bunu her fırsatta söylemişti zaten. Hem genel kurulda hem sonrasında bir ödül töreninde Galatasaray Başkanı Burak Elmas bu açıklamaları yapmıştı Taner. Yani artık bundan sonrasında Burak Elmas'ın çok net bir şekilde daha İbra görüşmeleri bittikten hemen sonra yaptığı bu açıklamanın da üstüne yeni bir kaos ortamı Galatasaray'da oluşturmak çok da anlamlı değil. Zaten başkanlığa adaylığını koyacak isimler 3 aşağı 5 yukarı belli oluyor. Sayın Burak Elmas her fırsatta bırakacağını senin de dediğin gibi belirsiyor. Ve bu dakikadan sonra böyle mahkemeye gidip süreci uzatacağım diyen bir yönetim de olmadığına göre Galatasaray şu anda Karagümrük galibiyeti sonrasında seri yakalayıp önümüzdeki sezonun biraz daha motivasyonlu bir şekilde yaz kampına girip önümüzdeki sezonun planlamasını yapması gerekiyor. Hani bu kaos ortamı ya da işte Galatasaray'ı dizayn etmek kısmı aslında biraz tüzükle alakalı bir durum gibi geliyor bana. Çünkü Galatasaray'da artık ibra etme etmeme, görevden alma almama kısmı bir grubun eline geçmiş durumda gibi gözüküyor. Çünkü evet, Burak Elmas yönetimi hatasız mıydı? Değildi. Çok ciddi hataları vardı. İşte Iştan Gün'ün mesajlarına karşılık çok soft, çok yalın bir yaklaşımda bulunmaları ve burada daha ciddi adımlar atmamaları. Üstelik kongrenizin %23'ü kadınlardan oluşurken bu ve buna benzer durumlarda sessiz kalmaları ya da kaldıkları hamle yaptıktan sonra bile yeterli hamleyi yapmamaları biraz süreci sonunu getirdi. Ama Galatasaray dizayn etme noktasına artık bu ibra durumu getiriyor. Çünkü kongre artık bir başkan istemiyorsa belli gruplar oluşturup başkanı görevinden alabiliyorlar. İbra artık bunun biraz yolu haline geldi ve bu aslında gelecek adına çok tehlikeli. 10 yılda 5 başkan değişmez. 10 yılda 5 başkan hiçbir adımın atılamaması, sürecin geliştirilememesi anlamına gelir. Bu biraz tehlikeli ki şimdi göreve gelecek başkan da biliyorsunuz 2 yıllığına gelecek. 2 yıl sonra tekrardan bir adım, yeni bir başkanlık seçimi vesaire. Bunların hepsi Galatasaray için sancılı ve bir sistemin kurulamaması anlamına gelir. Selahattin Kınalı. Ben şeyi hissettim, yani bu tamamen sezgisel bir şey. Burak Bey'in bu açıklamalarında sanki daha önce kendisiyle yollarını ayrılan yöneticileri
kastediyor gibi geldi bana. Bir o zaman Emre Kaplan'a soralım mı? Vallahi iyi olur, soralım. Muhabir arkadaşımız Emre Kaplan spor servisinde, haber merkezinde bizleri bekliyor. Emre, Galatasaray'da Başkan Burak Elmas'ın açıklamaları gündeme damga vurdu. Tabii bu mesajı özellikle Galatasaray'a dair yapmış olduğu dizayn edemeyeceksiniz açıklamasını, kime yaptığı merak ediliyor. Kulislerde neler konuşuluyor? Tabii bu açıklamanın detaylarını senden öğrenelim istedik. Ceyda, öncelikle süreci kısaca bir özetleyerek başlayalım isterseniz. Dün itibariyle Başkan Burak Elmas'ın idari ibrazsızlığının ardından önemli bir avukatı yetkilendirdiği ve idari ibrazsızlığın iptali ve bu karara tedbir konulması, seçim öncesinde tedbir konulması için bir hukuki girişimde bulunacağına dair bir takım haberler ortaya çıkmıştı. Akşam saatleri itibariyle aslında Sayın Başkan Burak Elmas bu konuyla ilgili üyelerin yer aldığı, Galatasaray üyelerinin yer aldığı bir WhatsApp grubuna bir ses kaydı gönderdi ve burada kullandığı ifadeler aslında akşam sosyal medya paylaşımının da öncüsü niteliğindeydi. Oradaki ifadeleri de kısaca paylaşalım. Sayın Başkan Burak Elmas özellikle şunu söylüyor. Biz ibra süreci, ibrasızlık süreci başladığı andan itibaren kulübü seçime götürecek hamleyi yaptık. Bunun dışında herhangi bir düşüncemiz yok. Galatasaray Genel Kurulu'nun iradesinin de üstünde herhangi bir şeyi görmüyoruz şeklinde bir ifadesi var. Burada detaylardan bir tanesi dernekler masasının Galatasaray'daki Mali Genel Kurulu'yla ilgili bir inceleme başlattığı ve özellikle oylamanın çok uzun sürmesiyle alakalı bir takım usulen sıkıntılar olabileceği, bu nedenle Mali Genel Kurulu'nun iptal edilebileceğine dair de iddialar vardı. Bununla ilgili de yine bizzat Başkan Burak Elmas'ın açıklamasını paylaşalım. Kendisi şunu ifade ediyor. Cuma günü itibariyle dernekler masasından bir ekibin incelemeye geldiğini ama bunun direkt olarak Mali Genel Kurulu'yla alakalı değil, rutin bir inceleme olduğunu ifade ediyor. Hatta şöyle de bir detay var. Bu inceleme zaten muhtemelen 30 Nisan'da gerçekleşecek seçimden daha sonra bitecektir. Yani bu konunun seçim süreciyle, 30 Nisan'da gerçekleşecek seçimle herhangi bir alakası yok. Biz ne dernekler masasıyla bu konuda bir görüşme yaptık ne de hukuki bir girişimimiz var şeklinde durumu özetliyor Sayın Başkan Burak Elmas. Ve akşam saatlerinde de, dün aslında gece saatlerinde de bir sosyal medya paylaşımıyla bu durumla ilgili biraz da tepkisini dile getirdi. Burada işaret edilen isimlerden bir tanesinin Galatasaray'da Başkan Burak Elmas'ın ilk döneminde ikinci başkan olarak görev alan Rezan Hep Özdemir olduğu ifade ediliyor. Bu açıklamanın muhatabı olarak kendisi gösteriliyor ki kendisi de zaten dün gece, hatta bugünün ilk saatlerinde bir sosyal medya platformunda bu konuyla ilgili bir takım açıklamalarda bulundu. Ama bu haberlerle ilgili, bu gelişmelerle ilgili direkt olarak Başkan Burak Elmas'ın ifadesi, biz Galatasaray Genel Kurulu iradesinin üstünde herhangi bir irade görmüyoruz. Zaten seçim kararını açıkladık. Herhangi bir hukuki girişimimiz yok. Seçim normal açıklanan takvimde gerçekleşecek ve bizim de zaten adaylıkla ilgili Galatasaray Genel Kurulu bize bu yönde yetki vermediği için herhangi bir düşüncemiz yok diyor. Ama yine bir detayı daha paylaşalım. Sayın Başkan Burak Elmas'ın 30 Nisan'da seçim gerçekleştikten sonra bir hukuki girişimde bulunma düşüncesi var. Bu seçimi etkileyecek ya da Galatasaray'da şu anki olağan gidişatı etkileyecek bir süreç değil. Ama Mali Genel Kurul'daki idari ibrazsızlık kararı ile ilgili hukuki bir süreç başlatacak. Bu, dediğim gibi, tüzüğü uygulayıp sonrasında hukuki yollara başvurma yönünde bir düşünceyi ifade eden bir hareket olarak değerlendirilebilir. Peki Emre Kaplan'a kolay gelsin diyelim. Gün boyu Galatasaray'dan haberleri. Emre, seni yakalamışken tabii Galatasaray taraftarının en çok merak ettiği konu bugün Kerem Aktürkoğlu'nun derbide oynayıp oynamayacağı belli olacak mı? Nihai karar verilecek mi? Bununla ilgili detayları da bizimle paylaşırsan çok mutlu oluruz. Ceyda, cumartesi günü maçtan çıktıktan sonra Kerem acı bir haber aldı. Babaannesinin vefat haberini aldı. Dün de zaten cenaze törenine katıldı. Normal şartlarda dün belki MR'ı çekilebilirdi ama ekstra bir durum tabii. Hayatın getirdiği acı durumlardan bir tanesi. Bugün MR'ı çekiliyor Kerem'in. Öğle saatlerinde, öğleden sonra muhtemelen MR'ın sonucu açıklanacak ama ilk anda kulüp doktoru Yener İnce'nin yaptığı bir açıklama vardı. Adüktör kasında ağrı hissetti. Yani bu ne demek oluyor? Sağ kasığında bir ağrı hissetti. Biz tedbir amaçlı oyundan aldık Kerem'i. Durumuna bakacağız dedi ama genel intiba Kerem'in derbide oynamasına engel bir durumun olmayacağı şeklinde. Aynı şekilde Taylan'ın da sakatlıktan dolayı kenara geldiği bir durum vardı ama hem Kerem'in hem Taylan'ın çok büyük sürpriz olmazsa, yani hafta içinde sakatlıkların yükseltmezse, daha önce yaşadıkları bölgedeki sakatlıkların yükseltmezse Fenerbahçe derbisinde oynamaları çok yüksek olasılık gibi gözüküyor. Çok kısa şundan da bahsedeyim Ceyda, müsaaden olursa.
sıcak bir gelişme olarak değerlendirilebilir. Yine camiada merak edilen konulardan ilk baştaki seçim gündemiyle alakalı Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu başkan adayı olduklarını açıklamışlardı. Tabii listeler verilmeden henüz bunlar resmiyete kavuştu diyemiyoruz ama Metin Bey'in yarın listesini divan başkanlığına teslim etme düşüncesi var. Eşref Bey de liste çalışmalarını tamamlayacak. Cuma'ya kadar vakti var, listesini teslim edecek. Dursun Özbek ismi çok fazla dillendiriliyor. Aday olup olmayacağı ile ilgili çok fazla haber, söylenti, rivayet var. Dursun Özbek, Galatasaray'ın 36. başkanı, bugün itibariyle artık aday olmama yönünde kararını nihayete erdirmek üzere. Son birkaç ikna görüşmesi var ama Dursun Özbek zaten sürecin başından itibaren aday olmak istemediğini ısrarla defaatle ineledi. Kendi çevresinde özellikle yer alan isimlerin adaylık yönünde yoğun bir talebi, yoğun bir baskısı var ama Dursun Özbek çok uzun süredir zaten verdiği cevabı şu anda da yineliyor. Aday olmak istemediğini, hatta bugün içinde de bu konuyla ilgili bir açıklama yapması bekleniyor. Aday olmadığına dair bir açıklama yapması bekleniyor Dursun Özbek'in. Çok teşekkür ediyoruz Emre Kaplan'a. Gelişmeleri gün boyu bizimle paylaşmayı sürdürecek. Emre Kaplan, kolay gelsin. Ağzına sağlık diyelim. Yaşanan durumu özetledi Emre Kaplan. Aynı zamanda Dursun Özbey'in de aday olmamak için nihai kararını bugün vereceğinin de altını çizdi. Yani aday olmayacaksa Ünal Aysal gibi daha baştan da bunu kesip önünü kesebilirdi. Nabız yokladı herhalde abi. Ha, demek ki nabız istediği yokmaz. Koşullar oluşmamış ya da evet. İşte bazı isimler kendilerini bir konsensüsle gelmek istiyorlar. Çok güçlü gelmek istiyorlar. Ama işte bunlar spor kulüpleri ve işte oyla geliyorsun. Kongre kararını veriyor. Muhalefet her zaman olacak. Eleştiri her zaman olacak. Tabii içeride daha önce yaşanmışlıkları var. Dursun Bey'in de var, Ünal Bey'in de var. Hani onları bilmeden onlar adına böyle çok biliyormuş gibi şey, ahkam kesmeyi de doğru bulmuyorum ama şey de doğru değil yani. Aday olacaksın ya da olmayacaksın. Bunu bu yeni kendiliğinden bir anda ortaya çıkmış bir şey değil ki. Siz her zaman için Galatasaray için doğal başkan adaylarısınız zaten. Yeni bir aday değilsin yani. Daha önceden işte şimdi Emre'nin dediğine bakarsak bugün bunu bekliyoruz yani. Belki bugün yine olmaz. Belki yine açık kapı bırakır. Belki bu da başkanlık için ortak bir konsensüs oluşması için stratejik hamlelerden biri belki bugünkü tavrı. Kaybedeceği hani seçime girmek istemiyor herhalde. Evet. Aday olursa herkes kazanacağını söylüyor ama. Bütün Galatasaray'ı. Yani Eşref Hamamcıoğlu'nun son Burak Elmas çekişmesinde aldığı oy gerçekten yüksekti aslında. O yüzden bir de Ünal Aysal'ın da Eşref Bey'i destekleyeceğim orada da bir destek belki noktası var. O yüzden de anladığım kadarıyla belli destekler bekliyor arkanda. Çünkü Galatasaray Kongresi'nde de belli isimlerin ciddi oyları var. Onlardan destek bekliyor olabilir. O gelmeyince de bakalım 8 Nisan'a kadar listelerin teslim evet edilmesi gerekiyor. Metin Öztürk ve yine Eşref Hamamcıoğlu ki geçen seçimde de Başkan Burak Elmas'ın rakipleriydi her iki isim. Eşref Hamamcıoğlu, Sayın Eşref Hamamcıoğlu da 1500 oy toplamıştı. 41 oyla kaybetmişti yüksek seçimi. Evet. Metin Öztürk hazır olduğunun altını çizdi. Bakalım Galatasaray'ı nasıl bir süreç bekliyor? Biz de takipçisi olacağız. Devam edelim şimdi Fenerbahçe ile Galatasaray'ın gündemini özetlemişken bu arada hafta sonu bir derbi karşılaşması da oynanacak. Ona da değineceğiz. Fenerbahçe Kayserispor karşısında 4-0'lık net bir skorla sahadan ayrıldı. Özellikle alt yazımızda kalemimizde de yazdığı gibi Fenerbahçe İsmail Kartal'la alkış topluyor. Kayseri'den 3 puanla döndü ve kazanmaya devam ediyor İsmail Kartal yönetiminde. Son 3 lig sınavından galibiyetle ayrılan Sarı Lacivertler 7 maçlık galibiyet serisi yakaladı diyoruz. Detayları bir haberimizde izleyelim. Sonrasında devam edelim. Evet, İsmail Kartal yönetiminde 7 maçlık bir galibiyet serisi yakaladı Fenerbahçe. Ve önümüzdeki hafta, bu hafta oynanacak, hafta sonu oynanacak bir derbi karşılaşması var Selahattin Kınalı. Nasıl yorumluyorsunuz Fenerbahçe'deki bu çıkışı? Galatasaray'ın haline bakınca tabii iç sahadaki hani Galatasaray 20 yıllık hikayeyi sonlandırdı ama kendisi adına kötü olan hikayeyi. Ama şu anda Fenerbahçe bir tık önde. Tabii ki büyük maçtır. Hani mavilerle yeşillerin maçı için öncesinden bir tahminde bulunmak zor. Ne dersen tersi çıkar çünkü. O yüzden tahmin yapmak çok tercih edeceğim bir şey değil ama şu form grafiği, şu adanmışlık var Fenerbahçe'de. Son 7-8 haftada İsmail Hoca'nın da katkısıyla tabii.
Arda Güler'in getirdiği pozitif enerji bütün camiaya yayılmış. Bu arada Ülkü Tamer'i analım. Ülkü Tamer'in bir dizisidir. Çocukların top oynadığı bir avludur kalbimde. Şimdi futbol, biz futbol severlerin futbolu renklerden bağımsız sevenler, herkesin kalbindeki avluda cirit atıyor şu an Arda. Yani Arda eğer Fenerbahçe doğru bir kariyer planlaması yaparsa, fiziksel olarak da evrensel, yani futbolun, modern futbolun istediği dayanıklılığa, güce ulaşırsa, biz Arda'yı Türkiye Ligi'nde çok fazla izleyemeyeceğiz. Onu şimdiden söyleyeyim. Çok futbolcu doğmuş çünkü. Aşırı futbolcu doğmuş herhalde. İsmail Hoca da ilk geldiğinde hani Arda'yı sağa at, yanına 10 kişi koyacağım yani. Çocuğu kazansın Türk futbolu, evet, diye. Ama sonrasında şöyle bir şey oldu. Hocaya da kızamıyoruz. İkincilik şansı çok ciddi bir hedefe dönüştü. Oraya geldikten sonra da işte Arda'yla 11 başlamak, evet, onu biraz ezer şu an. Şu andaki İsmail Hoca tavrının doğru tavır olduğunu düşünüyorum. Kerem'in oynama ihtimali herhalde güçlü. Eğer İsmail Hoca içeride oynuyoruz, favoriyiz deyip cümbür cemaat bir kuşatma oyunu oynarsa, Galatasaray Avrupa sahasındaki performansını, kupadaki performansını ligde taşıyabilir. Çünkü Kerem gibi, Zıpkın gibi, onda da bir çocuk var. O yüzden çok ilginç bir maç olacak. Gençler adına daha çok izlemek isteyeceğimiz bir maç olacak. Yani belli ki Emre'nin verdiği bilgiye göre Kerem 11 başlayacak. Arda başlayamasa da işte Arda da muhtemelen süre alacaktır. Benim açımdan o oyunu cazip kılan o ikisi, iki oyuncu izleyecek olmam. Birkaç tane oyuncu tabii yine var. Hani Muhammed'in herhalde oynama ihtimali yine zayıf. Onu, evet, çok beğendiğim bir oyuncu. İşte Crespo'yu kendi kişisel gelişimindeki eşik atlama serüveni hoşuma gidiyor. Onu izlemeyi isterim. Crespo ile ilgili istatistiklerimiz var. Onu paylaşacağız, hı-hı, ilerleyen dakikalarda. Ama Fenerbahçe ikinciliği ciddi ciddi kovalıyor. Konyaspor da bu işi bırakmamaya kararlı olduğunu gösteriyor her hafta. O yüzden ne olursa olsun, nasıl olursa olsun, iyi oyun, kötü oyun, şu bu, armudu sapı, üzümü çöpü, Fenerbahçe'nin 3 puana yakın olduğunu düşünüyorum. Ama dediğim gibi Galatasaray Avrupa kupalarındaki son iki Barcelona maçı dahil oyunları Saraçoğlu'na taşırsa Galatasaray'ı da kaybetmez. Peki hemen Taner sana da, aynen, sorayım. Şimdi 7 maçlık bir galibiyet serisi, İsmail Kartal'la birlikte yakalanan bir çıkış, futbolcuların bireysel performanslarındaki o artış ve hafta sonu oynanacak bir zerbi karşılaşması. Üstelik taraftarla buzlar erimişken bu, doğru, performans sonrası karşılaşmada Ülker Stadyumu'nda oynanacak. Birincisi zaten şu ana kadar olması gereken ama hala olmayan, eğer ki Galatasaray karşılaşmasını kazanırsa Galatasaray Fenerbahçe, İsmail Kartal'a yola devam açıklaması önümüzdeki hafta içi gelir muhtemelen. Çünkü şu anda bile taraftarların ciddi anlamda İsmail Kartal'la devam edilmesi gerektiği yönünde kamuoyu oluşturduğu bir ortamda Fenerbahçe yönetiminin ısrarla yabancı bir teknik direktör arayışında olması biraz artık çok da doğal gelmiyor bana. İsmail Kartal'ın hem ilk dönemindeki performansı, hem şu anki performansı, hem de senin de bahsettiğin gibi takımdaki birçok oyuncunun performansına yükselmiş olması, artık 7 maç üst üste kazanıyorsanız ve burada iyi oyunla kazanıyorsanız, böyle tesadüfi skorlarla değil, iyi oyunla kazanıyorsanız, burada teknik direktörün hakkını teslim etmek lazım. Ve İsmail Kartal'ın gelmesiyle beraber işte Crespo, Arda Güler, Osay Samuel gibi çok sayıda oyuncunun performansı yukarı çıkarken hem takım kazanıyor, hem de yükselen performanslarla birlikte siz de maddi anlamda daha değerli oyunculara sahip olmuş oluyorsunuz. Şu ana kadar çoktan bu oyunun değerlendirmesi yapılıp İsmail Kartal'la devam ediyoruz denilmesi gerekirdi. Dün ya da önceki günkü bir yayınımda yine örnek vermiştim. Mevcut yönetim kurulunun önüne bu oyunu, son 7 haftanın oyununu ortaya koysanız, hatta İsmail Kartal döneminin oyununu ortaya koysanız ve deseniz ki İsmail Kartal'ın adını gizleseniz, kulübeyi de göstermeseniz, 10 tane yöneticiden 9 tanesi kimse boca devam edelim der önümüzdeki sezon. Ama İsmail Kartal'ın markası ve marka algısı yüzünden muhtemelen anlam veremediğim bir şekilde hala daha bir arayış var. Ve teknik adamınızın göreve geldiği tarih itibariyle ligin en başarılı teknik adamı puan tablosunda. Evet. Şimdi, eşitti Trabzon'un önüne geçti. Trabzon'un önüne geçtiler dünkü, evet, sonuçtan beri. Yani böyle bir başarı varken ve puan tablosunda lider durumda olan bir teknik adamla yolları neden ayırırsınız? Neden bu arayışın içine girersiniz? Bu benim hiç aklıma almıyor. Üstelik şöyle bir durum var.
Haziran geldi, İsmail Kartal'la yollar ayrıldı ya da bir göreve getirildi hoca içeride, başka bir vazifeye geldi. Yeni bir teknik direktör, o teknik adamın ne zaman geleceği belli değil ki Ali Koç yönetiminin teknik direktör transfer etme konusunda çok yeterli olmadığını 4 yıllık sürecin 1 yılında teknik adamsız Fenerbahçe geçirmesinden biliyoruz zaten. Yeni teknik adam, alışma dönemi, onun isteyeceği transferler, bir süreç, yeni sistem, yeni yapı derken yine sezonun ilk haftalarında kayıp. Sonra yetiş Aykut Kocaman, yetiş İsmail Kartal ya da yetiş Ersun Yanal, artık neyse. İşte bu hataları her sene tekrarlamak ve her sene aynı sirkülasyonu yaşamak artık çok normal değil. Fenerbahçe yönetiminin de bu kadar elitist yaklaşımlarla işte oradan biz Löw'ü getirelim, oradan başkasını getirelim yaklaşımından ziyade elindeki cevheri artık görmesi gerekiyor. Çünkü Fenerbahçe'nin oyunu Vitor Pereira dönemine göre neredeyse çarpı 3 yaptı. Oyun kalitesi çok yukarıya çıktı ve eldeki oyuncular da muhtemelen İsmail Kartal'la muhtemelen devam etmek istiyorlardır. Peki hemen bu oyunculardan bahsetmişken Crespo'nun istatistiklerini ekrana getirelim. Crespo özellikle yakaladığı çıkışla birlikte son 4 maçta koşu mesafelerine baktığımızda Fenerbahçe'nin en çok koşu mesafesi kat eden futbolcusu. Trabzonspor karşılaşmasında 12.9 kilometre koşmuş. Alanyaspor'da 12.6 kilometre, Konyaspor'da 11.9 kilometre, Kayserispor karşısında da 11.4 kilometre. Koşu mesafesini aynı zamanda performansıyla da taçlandıran bir Crespo var. Crespo'nun geldiği günden bu yana en büyük savunucusu Selahattin Kınalı'yla başlayalım. Savunucusu değil de beğenen. Futbolcu yani. Hani her oynadığı her takıma değer katacak, arkadaşlarının yükünü hafifletecek bir oyuncuydu. Trabzon maçında, ilk Trabzon maçında bunu bize gösterdi. Ben şaşırmıştım. İnsanların onu hiç beğenmemesine. Yani ne bekliyordunuz Crespo'dan? İlk kez biz büyük maça çıkıyor, deplasman oyununa çıkıyor. Veya bütün arkadaşlarının açıklarını kapatmak için insanüstü bir şeyle, özveriyle her yere yetişmeye çalışıyor. O da bir Siopis yani. Siopis'in biraz daha fiziklisi. Ve bunu yaparken de ufak tefek bazı çok küçük ayrıntılar vardır. Oradan kaliteyi de yakalayabilirsin. Kalitesinin de bizim ligimizin ortalamasının üzerinde olduğunu o zamandan ben öyle gördüm. Yani sağ olsun beni şaşırtmadı. Daha da üzerine koyacak şeyi var Crespo'nun. Bu biraz da özgüvenle ilgilidir. İsmail Hoca ile birlikte Fenerbahçe'deki değişimin nedeni oyunculara özgüven aşılaması yaptı hoca. Muhtemelen söyledi yani İrfan'a, İrfan sen busun yani. Hani kendinle yüzleş. İsim isim oyuncularla teker teker görüşmüştür İsmail Hoca. Oyuncunun performansını yukarıya taşıyacak olan en önemli biri özgüvendir. Attığı gol o özgüvene destektir sadece. Yaptığı asist, yaptığı kademe. Özgüven duygusunu ne kadar yukarıya taşırsam toplam özgüven duygun neyse, tabii onu yetenekle de karşılaştırmak, harmanlamak zorundasın. Yetenek artı özgüveni en yukarıdaki takım ligin şampiyonu olur zaten. Fenerbahçe bu hamleyi biraz geç yaptı. Ha, bana kalsa Pereira kalsaydı da Fenerbahçe yine bu noktalara gelecekti. Çünkü üçlü oynatıyordu, bir ısrarı vardı. Fakat Pereira'nın sürekli uğraşmak zorunda kaldığı bir Mesut sorunu vardı. Yönetti ya da yönetemedi ya da yönetemedi bu süreci. Onları bilemeyiz. Ama son 7 maçın 6'sını kazanmış. Birinde de 10 kişiyle Trabzonspor'la berabere kalmış bir kadrodan ve bir teknik adamından bahsediyoruz. Böyle bir tablo devamı gelirse, kalan 7 maçta da Fenerbahçe bu istatistiğini devam ettirirse, bu ortalamayı, bu sefer futbol kamuoyu, Fenerbahçe camiasının geneli olmasa bile futbol kamuoyu şunu diyecek: ya bu adamın ne suçu var, ne günahı, niye başkasını arıyorsun? Ama Fenerbahçe'deki iş dinamikleri bambaşka Taner. Kadıköy'de bir sürü Fenerbahçeli arkadaşım var benim. Onlarla geçiyor günlerim. Onların da yarısı İsmail Hoca'yı profil olarak yeterli görmüyor. Niye? Hangi profil ama abi? Bak niye? Medya ezberleriyle zehirlenmişler de ondan. Evet. Yani PR'ı yok. Şeyi tenezzül etmiyor. Öyle ufak tefek ayak oyunlarına, medyatik anlamda karşılığı bile olan tiplere girmiyor hoca. Sadece işiyle var olmaya çalışıyor. Türkiye'de böyle bir şansın yok işte. Yönetim açısından düşün. Yönetimde böyle bir camianın yönetimi sonuçta. İsmail Hoca ile devam etti. İlk kötü gitti 2 maç. Bu sezonda yönetim yüzünden gitti olacak. Yönet abi o zaman. Hocanın PR'ını da yönet. Hocanın öyle bir geleneği yok. O ayrı yani, bir şey yani. Yönetim olarak sen orada da profesyonel ya, yaklaş. Onu da yönet. Ben senin gibi düşünüyorum. Devam etmeli diyorum ama yönetim penceresinden bakınca da ben olsam yönetimde, mesela ben Fenerbahçe'nin başkanıyım şu anda. Yani iki ucu
Ama tam sıkıntılı bir değnek var. Şimdi getirdiğin yabancı hoca zaten takım rayına girmiş, 7 maç kazanmış. Belki de sezonu ikinci bitirecek çok iyi bir şekilde. Hatta bulunduğu dönemin lig lideri olacak. Sen bu hocayı gönderip yerine yabancı bir hoca getirince işleyen çarka çomak sokmuş evet. olacaksın ve bu da bir risk. İşte öyle şimdi, bir yabancı hoca olmalı ki. Hatta şu da var, Emre Belezoğlu yani geçen sezonu hatırlatan bir tablo evet. yorumda yapılıyor. Evet. Bile bile lades olmuş olacaklar. Şimdi Emre Belezoğlu'nun Sivas maçını kazanamadı diye gönderen yönetim sonra Vitor Pereira'ya getirip sezonu çöpe attı. Şimdi burada da yine İsmail Kartal'ı gönderip yine aynı senaryo olabilir. Tartışılmayacak bir isim olabilir diye söylüyorum ben bunu. Hani geçen sezon başında da konuşuldu ya. Bielsa boşuna mesela. Bielsa gibi bir adam gelirse bir başarısızlık söz konusu olduğunda da yönetim kendisini kurtarabilir. Bir virgül koyalım. Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva tesislerine gideceğiz. Çok kritik bir zirve gerçekleşecek bugün. Kulüpler Birliği, Yayıncı Kuruluş ve Türkiye Futbol Federasyonu bir araya gelecek. Saat 14'te başlayacak. Ahmet Selim Kul da bu görüşme öncesi bizlere notlarını aktaracak. Ahmet Selim. Ceyda Dönmez, teşekkürler. Türk futbolu için yayın ihalesi süreci devam ediyor. İlk olarak teklifler verilmişti. Şirketler tekliflerini vermişti. Bilindiği üzere ilk paket genel bir teklifti ve bu pakete mevcut yayıncı kuruluşun verdiği teklif yeterli bulunmamıştı. 2.1 milyon TL civarında bir teklifti. Daha sonra diğer paketler için ikinci teklif veren şirketlere yönelinmişti. Fakat bu teklifler de yine kulüpler tarafından yeterli bulunmayınca bir çıkış yolu aranıyordu. Bugün saat 14'te Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva tesislerinin önündeyiz. Şu anda burada yayın ihalesi komisyonuyla ki bu komisyonda hem Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, yönetim kurulu üyeleri ve kulüp yetkilileri var. Bu komisyonla Kulüpler Birliği'ni temsilen Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağoğlu artık son görüşme diyebiliriz. Final görüşmelerinden biri en azından, sona doğru gidiyoruz. Önemli bir zirve gerçekleştirecek. Burada şunu da ifade edelim. İkinci teklifler, yani mevcut yayıncı kuruluşun verdiği teklif beğenmedikten sonra yapılan ikinci tekliflerde beğenilmeyince burada yayıncı kuruluşla tekrar temaslar oldu ve burada yayıncı kuruluşunda toplam paket için verdiği teklifi arttırdığını ifade edelim. 2.1 milyon TL'nin üstüne çıktığını ifade edelim. Kulüplerin de artık bu noktada bu teklife sıcak bakmaları bekleniyor ve yayın ihalesi sürecinin artık yavaş yavaş sonlanması bekleniyor. Hatta bugün sonuç çıkmasını dahi bekliyoruz. Bu da ihtimaller arasında. Yani yayın ihalesi sürecinin bugün tamamlanmasını bekliyoruz. Bu noktada mevcut yayıncı kuruluşunda devam etme ihtimali tüm bu anlattıklarımız doğrultusunda bir hayli yüksek gözüküyor. Dediğimiz gibi saat 2'de başlayacak bu toplantı. Kulüpler Birliği Başkanı Sayın Ahmet Ağoğlu'nun buraya gelmesini, Türkiye Futbol Federasyonu binasına gelmesini bekliyoruz ve komisyonda tabii yavaş yavaş burada toplanıyor. Biz de bu süreci takip edeceğiz. Bugün açıklamalar olabilir veya yine süreç devam edebilir. Burada yaşanacak tüm gelişmeleri gün içinde yapacağımız yayınlarda anlatacağımızı ifade edelim. Şimdilik Riva'daki notlarımızı tamamlayıp sözü tekrar stüdyoya bırakalım. Ahmet Selim, kulak kolay gelsin diyelim. Bu kritik zirveyi takip edecek muhabir arkadaşımız ve tüm sıcak gelişmeleri sizinle buluşturacağız Anspor ekranlarında. Bu önemli zirveye dair şimdi Fenerbahçe'den devam edelim hoca konusundan. Bugün Sabah gazetesinde yazarlara şu soru da sorulmuş. Ben de size sormak istiyorum o soruyu. Son basın toplantısında İsmail Hoca'ya yine Löw'ün yardımcısı olur musunuz sorusu geldi. Ve İsmail Hoca da artık pes etti. Yeter lan. Yeter dedi. ve açıklamalarda bulundu. Bu açıklamalarda acaba yönetime bir mesaj mı vermek istediği sorusu sorulmuş Sabah gazetesinde yazarlara. Sen nasıl değerlendirirsin tam? Çok normal. İsmail Kartal bugün bu performansıyla önümüzdeki sezon Süper Lig'de kalmayı bir kere garantiledi. Çok rahat bir takımda başlayacaktır. Bu dakikadan sonra ikinci adam pozisyonuna İsmail Kartal'ı getirmekten ziyade İsmail Kartal'ın gelebileceği pozisyon ya futbol direktörlüğüdür. Fenerbahçe'nin futbol aklı olur. Göreve gelecek teknik adama geride kalan sezonda bu çıkışı nasıl yakaladıysa aynı çizgide devam etmesi için bir mentörlük yapar. Ve aynı zamanda transferler gibi bu tarz süreçleri yönetir İsmail Kartal. Ama gidip de ikinci adam, hatta sportif direktörlük mertebesi bile. Çünkü biliyorsunuz Fenerbahçe'de ya da diğer kulüplerimizde bu mertebe tam anlamıyla işlemediği için burada gelecek pozisyon futbol direktörlüğü olmalıdır. İsmail Kartal yönetim futbolcular arasında bir köprü vazifesi görüp gerekli yerlerde dokunuş yapabilecek yetkiye de sahip olması gerekir. Aksi halde geri kalan süreç İsmail Kartal'a saygısızlık olur gibi gözüküyor.
Selahattin abi. Ya gazetecilerin İsmail Hoca'ya her basın toplantısında aynı şeyi soruyor olmasının getirdiği bıkkınlıkla hocanın patlamasını son derece insani ve olağan görüyorum. Ben de. Hatta bir toplantı önce de yapabilirmiş bunu. Gazetecilik tarifimiz maalesef son yıllarda çok değişti. İçini boşalttık mesleğin. Ha bunu oradaki gazeteci arkadaşlarımızı zan altında bırakmak için söylemiyorum tabii. Ama karşımızda bir insan olduğunu, o insanların da kendi dertleri, acıları, sevinçleri, hüzünleri, sorunları olabileceğini hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor. Aynı şeyi bir insana sürekli soruyorsak, hani şeye benziyor bu ya, sen Çin işkencesi nedir bilir misin? Bunu 50 defa anlatırsan bir adama, işte Çin işkencesi odur işte yani. Bir nevi İsmail Hoca'ya karşı da bir Çin işkencesi denemesi yapılıyor herhalde. O hani belki bu içinde senin de söylediğin gibi bir yönetime mesajı da içeriyor olabilir ama onun bilinçli bir tepki olduğunu, bilinçli bir mesaj olduğunu düşünmüyorum. Yani hoca, ya medya karşısında hocayı ne hallere düşürüyorlar? Yönetim sen de bunu gör gibi bir şey olabilir. Yönetim o çıkışıyla bence o soruların önüne aldı. Biraz da yönetimin elini rahatlattı ama işte yönetimin en büyük sorunu bu kadar iyi giden bir yedek nöbetçi hocamız varken, nöbetçi golcüsüydü Semih Fenerbahçe'nin, şimdi nöbetçi hocası oldu. Varken... biz bunu bırakıp da başka bir hoca alırsak ve muhtemel bir başarısı da bunu nasıl izah ederiz? Ama öbür türlüsü de yine sorun. İşte Bielsa gibi bir isim olursa, kimsenin tartışmayacağı bir isim, ille de Bielsa demiyorum, saygı duyulan bir isim olursa, yönetim belki kendisini böylece sağlama almak isteyebilir ama bana da kalsa işte ortada emek var ve sonuçlar var. Devam et kardeşim. Niye macera? Kim bilirle devam edelim o zaman Spor Ajansı'na. İlk sorumuz ekranlara geliyor. Kim bilir de bakalım editör arkadaşımız Emre Tuğrul bizlere nasıl sürprizler hazırlamış. Hangi ismin Premier Lig'deki free kick golü daha fazladır? Cristiano Ronaldo, Thierry Henry, Zola ve Frank Lampard. Yani Ronaldo free kick atamamasıyla da bir dönem ünlenmişti artık. Yani gerçekten konuda sıkıntı yaşıyordu. Henry'nin golleri gözümün önünde canlanıyor. Sayacımız işlemiyor galiba şu an. Geri sayıma geçmedik. Ben yine de... size biraz avans vermiş. Ronaldo'nun filmi. Yönetmenimiz ben... Güven Mengü avans vermiş size. Thierry Henry demek istiyorum burada. Platini tarzı ölü yaprak vuruşları çoktu Henry'nin. Çok güzel vuruşlar. Bir evet. Gole sevinmemesiyle ünlüydü. Soğuk adam. Lampard'ın da frikik golleri var. Zola İtalyan'dı değil mi? Yok, Latin kökenli. Belki İtalyan vatandaşıydı. Ama benim de ilk aklıma gelen Henry oldu ya. Yani ikimiz de zannederim sevimli, yakışıklı Fransız Henry, Thierry Henry diyeceğiz. Ama bilmiyorum, Ronaldo çıkarsa daha onun da vuruş şekli enteresan. Ronaldo'nun bir işte atamama durumu vardı ama Premier Lig'deki durumunu hatırlayamıyorum tam olarak. Hmm. O zaman B şıkkı diyor. Evet, her ben B şıkkı diyorum. İkimiz de Bursa'dayız. Bakalım doğru cevap neymiş? Zola. Sen Taner'in Zola'yı hatırlaması normal milattan önce çünkü hiç, ama benim hatırlamam çıkartamadım. Yani çıkartamadım ben, hiç aklımda böyle bir bilgi yok. Peki ikinci sorumuzla devam edelim. Hangi takım Lig 1'de şampiyonluk yaşamamıştır diye soruyoruz. A. Strasbourg, B. Nice, C. Metz ve D. Lens. Strasbourg'u hatırlıyorum gibi. Niceleri geldi, niceleri geçti. Lens hep 5-6 takımı hissi uyandırıyor bende. Hangisi abi? Lens. Yani ilk 5'te, ilk 6'da. Metz sarı kırmızı bir takım. Enteresan bir taraf. Lens de sarı kırmızı bir takım. Lens de öyle. Evet, Lens de öyle. Fransa'da bir tutku var herhalde güneş ve ilişkilerinden dolayı. Ben Metz demek istiyorum. Metz diyor. Ben de nice yıllara diyelim işte ya. Yani nice dedik madem. Türk tarihiyle ilgili bir bağlantımız var Nice'de. Osmanlı'nın kaçan hanedanın bir kısmı orada yaşamıştır. Peki. Duygu bağı kuralım. O zaman Nice diyor. Her iki yorumcu. Yok. Ben Metz diyorum. Metz diyor. Ben de Metz dedim. Peki bakalım doğru cevap ne? Metz. Doğru cevabımız. Hemen üçüncü sorumuzla devam edelim. Tebrik ediyoruz Taner seni. Wimbledon'da kort üzerinde güvercin uçmasını engellemek için hangi önlem alınmıştır?
A. Ultrasonik ses dalgası vermek. B. Şahin uçurmak. C. Lazer ışığı tutmak. D. Çatıya korkuluk koymak. Yani ses dalgası hayvanların algı frekansları, kulak frekansları farklı olduğu için mesela köpeklerden korunmak adına da bazı saldırgan durumlarda ses dalgası kullanılır. Kuşlarda da bu işe yarar. Aklı olan ses dalgasını kullanıyordur muhtemelen. Ya çok teknolojik bir soru. O yüzden tuzak içerdiğini düşünüyorum ben. Yani çok mantıklı cevap ses dalgası ama ses ben dalgası. Ben mantıksız. Ya şahin uçurmak ya çatıya korkuluk koymak gibi. Şahin uçurmak ya da işte böyle kartal uçurmakla ilgili Don Hoca'nın bir anısını hatırlıyorum. Stadın dışındaki köftecilere gidiyordu hayvan. Yapacağı şeyi yapmayıp. O yüzden bunun böyle bir riskleri olabilir. Ama ses dalgası normalde hayvanları uzaklaştırmak için kullanılır. Ne diyorsunuz Selahattin? Ben mantıksız olanı söylüyorum. D. Çatıya korkuluk koymak. Bana göre mantıklı ama. Taner? Ben A diyorum. Ses A dalgası. Diyor Taner. Peki doğru cevabı ekranlara verelim. Bak şahin uçurmak da çatıydı. İşte artık tutmak. Çok enteresan. Görevli bir şahin var. Adı da Rufus diyor. Emre Tuğrul. İşte oradaki editör. Sıkıntı... Aslında doğru mantıkla gittin ama... Yok yani ses dalgası genelde kullanılır ama... O teknoloji... Şahin uçurmak mesela İstanbul'da Wimbledon olsaydı... Evet. Muhtemelen köftecilere giderdi. Son soruyu vazgeçerlerdi. Ekrana getirelim. Hangisi pentatlon branşlarından biri değildir? Atıcılık, binicilik, eskrim, bisiklet. Pentatlon'da bisiklet vardı diye hatırlıyorum. Ceyhan, eskrim. Bisiklet uzmanlık eskrim. Alanın sana. Yok estağfurullah. Ya da amatör biniciyim ama ekstrim diyebilirim ben de. Eskrim ya da binicilik ikisinden biri. Var. Ben C diyorum. Sen de eskrim diyorsun. Evet. Hmm. Binicilik pentatlon. De kaldım. Pentatlon değildir. Eskrim değildir diye hatırlıyorum. Ya ben yine çok pardon ya pentatlon branşı değildir. Bisiklet demek istiyorum. De. Ben de yine Bursa'ya bir seyahat yapayım. Torunlarım orada. Pentatlon. Bursa. Yani B pardon. Binicilik. Ya pentatlon kurmak diye bir şey var bisiklette aslında da. Pentatlon. Koy gitsin Rahman ya. Ben yine bisiklet diyeyim. Ne oldu? Arada kaldım. Bisiklet diyor. Taner Karaman doğru cevabı ekranlara getirelim. Bisiklet. 2-0 galipsin. Kupaya da yansıysa finaldesiniz. Çok teşekkür ediyoruz Taner. Galibi kim bilirin Selahattin Kınalı ağzınıza sağlık efendim. Bizler spor şansını noktalıyoruz. Hoşçakalın.